Hemen değerli konuşmacılarımızı da çok kısaca da olsa bir anons etmek isterim. İbrahim Elbaşı bizimle birlikte, Bilgi Ticarileştirme Merkezi Genel Müdürümüz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk, çok sağ olun. Doktor Adem Akkaya bizimle birlikte, bu toplantılarımızı hep birlikte yapıyoruz. Zaten Kuzey Ren Vestfalya ile birlikte yaptık. Bu 22.sini de birlikte yaptık. O işbirliğinden de son derece mutluyuz. Bu kez aramızda Bilgi Ticarileştirme Merkezi de var. Bu işbirliğinden de ayrıca çok mutlu olduğumuzu, keyif aldığımızı söylemek isterim. Selin Arslanhan hocam aramızda. Hoş geldiniz hocam. Hem Redis Innovation'ın kurucusu ve şu anda yöneticisi, aynı zamanda gazetemizin de çok değerli bir yazarı. Kendisinden çok bugün de biyoteknoloji startupları için, uluslararasılaşma için önemli bilgiler alacağız, kritik bilgiler alacağız. Efendim, Doktor Orhan Mutlu Topal bizimle birlikte. Çok aydınlanacağız hocamdan, öyle düşünüyorum. Çünkü hem girişimci, hem mentor, hem melek yatırımcı, bu konularda epey bir nasıl deniyor, dirsek çürütmüşlüğü var, emeği var. Hocamdan da çok bilgi alacağız diye düşünüyorum. Sayın Ömer Özkan, bir önceki panelde de birlikteydik. Gerçekten son derece önemli bilgiler bizimle paylaştı. Enbiosis biyoteknoloji AŞ'nin CEO'luğunu yürütüyor. Bugün de yine hem yurt dışı hedeflerini hem de belki şirketin yurt dışı hedeflerini ama aynı zamanda startuplar için böyle esinlendirici öyküleri kendisinden dinleyeceğiz. Ve İbrahim Balaban da bizimle birlikte, Medicawell'in kurucusu ve CEO'su. İbrahim Bey'den de yine Medicawell'in yurt dışı hedeflerini dinliyor olacağız ama sizden de mutlaka yine startuplarımıza yönlendirecek, onlara esin oluşturacak bilgiler alacağımızdan eminim. Ben şimdi isterseniz, vaktimizde dar, sonra bir soru cevap için de bir zaman ayıracağız. O soruları da yanıtlamaya çalışacağız. Ben yine bütün katılımcılarımıza ve bizleri izleyenlere teşekkür ederek şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın İbrahim Elbaşı'na mikrofonu bırakıyorum efendim. Ben direkt aldım mikrofonu gerçi ama. Tamam, iyi ettiniz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Özellikle bu etkinliğin bir aşaması olarak bunu Bilgi Ticarileştirme Merkezi'nde yapıyor olması bizim için hem bir özel bir anlamı var hem de yaptığımız işin karşılık bulması, özellikle real pratikteki iz düşümleri tarafından niteliğinin artması, bu eşleşmelerin çoğalması ve çeşitlenmesi açısından çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Tabii kısaca burada olması hasebiyle biraz BTM'den bahsetmek istiyorum. Öncelikle tekrar hoş geldiniz diyorum. Bilgi Ticarileştirme Merkezi aslında bir startup merkezi olarak İstanbul Ticaret Odası tarafından bir vakıf olarak kuruldu. Bu tarz etkinliklere olduğu gibi aynı zamanda girişimcilere, yatırımcılara, ekosistem içeren bütün aktörlere bu hizmeti sağlıyor. Bir vakıf olması bile hizmetlerini bilabeden sağlıyor. Bu hizmetleri verirken de önceliği hem bölgesel hem ülke çapındaki bu girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye çalışmak ve ilgili bütün paydaşları bu anlamda beslemek ve güçlendirmek. Tabii öne çıkan aktörler girişimciler gibi gözükse de aslında topyekun bir dönüşüm hikayesi üzerine çalışıyoruz. Yani ekonominin dönüşümü veya sözüm ona dijital dönüşüm diye bahsedilen şeyi bir kanal olarak girişimleri, startupları ele alıyoruz. Çünkü girişimler, startuplar en modern terminolojiyi veya metodolojiyi işleyen ve bu anlamda en yalın çözümleri sunmaya çalışan ve katma değeri yüksek olan çözümler ve değerler oluyor. İşte biz bu değer müşteriyle buluşuyoruz. Yani bu etkinliğin adı da bence bu müşterek aslında. Yani temel motivasyonumuz bu. Biz de BTM olarak çeşitli faaliyetler yapıyoruz ama bunun özelinde daha çok özelleşmiş hizmetler sunuyoruz. Girişimcileri ilgili seviyelere göre ayırıp onlara Özel destekler sunuyoruz. Kaldı ki İbrahim Bey de bizim girişimcilerimizden. Kendisi yeni bir ödül aldı. Kendisini buradan da tebrik etmiş olayım. Bu anlamda çok değerli girişimlerle çalışmaya özen gösteriyoruz. Çünkü buradaki performans, buradaki verdiğimiz bütün bu hizmet genellikle doğru girişimciyle temas ettiği ölçüde anlamda oluyor. O yüzden bizim bütün hikayemiz eşleştirme deriz, o matchmaking meselesi. Gerek girişimciyle, gerek yatırımcıyla, gerek girişimci-yatırımcı eşleştirmeleri, gerekse bu kanalın doğru yönetilmesiyle ilgili açıkçası bütün fonksiyonlarımız, ifadelerimiz bu şekilde oluşturuluyor. Ve belli seviyedeki arkadaşlar da yatırımcılarla, yatırımcılara hazırlanıyor ve müşteri tarafında da hızlandırmalar sağlanıyor. Örneğin mesela önümüzdeki hafta buradan herkese davet etmiş olalım. Salı günü bir sahne XRC etkinliğimiz olacak, burada olacak. Hibrit bir etkinlik olacak. Bu zamana kadar biraz özlemiştik yani. Bugünkü gibi. Bugünkü gibi olacak. Elbette burası böyle bir ufak bir fuarcık tarzında bir şeyimiz de olacak. Yaklaşık 500'ler 1000 kişi arasında bir katılım da burada bekliyoruz. Onu sınırlandırıyoruz genellikle hibrit olacağı için. Onun dışında burada bizdeki mezuniyet yaklaşımı, o sahne İkstaş'taki mezuniyet yaklaşımı aslında giriş tam tersi yani. Bir şeylerin bitmesi değil, bir şeylerin başlamasından kaynaklanıyor. Artık hazır olan arkadaşları lansmanını, ürün tarafında, yatırımcı tarafında lansmanlarını yapılıyor. Bu anlamda sahne İkstaş'ın gerçekten hani hem girişimcilerim için hem de BTM için çok büyük bir önemi var. Bizdeki bu sahne İkstaş'a katılan girişimciler, yani mezun olan girişimciler yaklaşık %10'luk bir kesimcileri kapsıyor. Bu da yaklaşık ekosistemde başarılı startup oranına tekabül ediyor. Buradan hem ona bir çağrıda bulmuş olalım hem de biz bu hizmetlerimizi verirken çağrı usulü veriyoruz ve çağrılarımızı girişimcilerimize belli oranlarda 6 aylık dilimlerde veriyoruz. Bu hizmetleri ilelebet vermemiz pek mümkün değil ama belli dönemlerde bu hizmetleri verip çağrı usulüne ilerliyoruz. Belli bir sirkülasyon var. Belki girerken izleyenlerimiz belki bir şey yapamayacaklar ama buradaki katılımcılar görmüştür. Bazı tabelalar vardır. O tabelalar çıkartılabiliyor, takılabiliyor. Çünkü o sirkülasyon temsil ediyor. Sürekli o tabelalar değişiyor. 6 aylık süreçlerle girişimler destekleniyor. Şu anda çok da uzatmayacağım ama yaklaşık 1 milyar lirayı buldu buradaki yatırım değerlemeleri ve 90 milyonluk satışlar gerçekleşti. Hani bu 4,5 yılda yapılmış bir, o elde edilmiş bir rakam. Hani bu açıdan bizim hakikaten doğru bir hizmet verdiğimizi ve girişimcilerimizin değerli işler yaptıklarını, karşılığında yatırımla ve satışla buluştuğunu görüyoruz. Özellikle yükselen bu ekosistemin gelişimi ve hızlı seyri bizi daha fazla burada bu hizmetleri vermemizi, daha fazla yatırımlar yapmamızı, özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın nezdinde bizi olağanüstü bir şekilde motive ediyor. Kaldı ki ekosistemin seyrinin de aslında bir bakıma bu tip merkezlerin belirlediğini de söyleyebiliriz. Ben aslında çok hani şey yapmayayım, uzatmayayım ama belki yani benim ağzımdan değil de bunu valide etmek, teyit etmek amacıyla ufak bir videomuz var müsaadenizle. 2 dakikalık, 3 dakikalık bir video. Oradan girişimcilerin ağzından bunu alırsak belki hani en azından benim söylediğim biraz daha valide olmuş olur, doğrulanmış olur. Desteklenmiş olur. Desteklenmiş olur. Buyurunuz. BTM'ye ilk başta bir fikir olarak geldik. Elimizde küçük bir kutu vardı ve fikrimizi savaladık. BTM ailesi bizim fikrimize güvendi ve inandı. Aslında BTM ile beraber büyüdük. İlk geldiğimiz noktada sadece fikrimiz vardı. Şu anda kurumsal yerler olmak üzere birkaç müşterimiz var. Ve BTM her zaman bizim yanımızda oldu. Gerek sunumlarda, gerek işle ilgili her zaman yanımızdaydı. BTM gibi kuluçka merkezi öncelikle sizin fikrinize güvendiği için öncelikle böyle motivasyon olarak gerçekten önemli değer sunuyor size. Onun dışında pek çok yatırımcıyla konuşabiliyoruz, pek çok startup'la konuşabiliyoruz, pek çok mentorla konuşabiliyoruz. Dolayısıyla fikrimizi geliştirebilecek, işimizi geliştirebilecek pek çok kaynak elde edebiliyoruz. Onun dışında ofis imkanı var. Dolayısıyla bir müşteri geldiğinde veya çalışanlarımız buraya geldiğinde hem bize karşı güvenleri artıyor hem de kendileri daha huzurlu hissediyorlar. Dolayısıyla BTM'nin hem yatırım, iş geliştirme hem de fiziki mekan olarak bize oldukça faydası oldu. Burası 2017 yılında faaliyete geçmiştir. Dünyadan örneklerle birlikte aslında çok önemli model yaptık. Dünya Ticaret Odaları tarafından ilk olan bir proje bu proje. Biz vakıf olarak bunu koyduğumuz için özellikle sürdürülebilirlik tarafında da çok önemli argümanlar barındırıyor içerisinde. 480 tane girişim şu an an itibariyle burada destekleniyor. Bu zamana kadar tabii 3500'den fazla girişimci destekledik 3 sene içerisinde. 1000'den fazla girişim, startup burada yer aldı. Bir kısmını mezun ettik, bir kısmı yatırım aldı, bir kısmı satış yaptı ve bu anlamda ülkemiz ekonomisine kazandırmış olduk. Fakat burada ülkemiz ekonomisine kazandırdığımız şey bir işletmeden ziyade aslında bir değer olduğu için ve bu değer yaklaşımını benimseyen girişimler oldukları için büyüme potansiyelleri de ona göre şekillendi. Yani buradan çıkacak mezunlardan bir tanesini ülke ekonomisini belki arkasına takıp çok önemli bir seviyeye götürebilecek potansiyele sahip. Bizim ilk fikir aşamasındayken BTM'de girişimcilere yönelik hep paneller gerçekleşirdi ve biz onlardan birine katılarak aslında ilk BTM ile tanıştık ve orada hem melek yatırımcıları hem venture capital'ları hem bütün bu kuluçka merkezleriyle ilgili bilgileri aldık. Daha sonra biz dedik ki bu yolda ilerlerken böyle bir desteğe ihtiyacımız var. Çünkü girişimlerin her zaman çeşitli anlamlarda desteklenmesi gerekiyor. Biz de bu şekilde ilerlerken başvurumuzu yaptık, kabul edildik ve BTM girişimlerinden birisi olduk. BTM birçok anlamda destek veriyor. Tek bir anlamda değil. Bu eğitimlerle destek veriyor. Tanıtım anlamında tamamen bütün kaynaklarını girişimcilere açıyor. Yatırımcılarla buluşturma anlamında aynı şekilde tekrar eşleştirmeler yapıyor ve bunların içinde de tamamen organize ekipler var. Bunu tek bir kişi değil, İbrahim Bey'in liderliğinde çok güzel bir organize ekiple yapıyor ve biz de kendimizi hem daha rahat hem de güvende hissediyoruz burada. Biz 1,5 sene önce kurulduğumuzda 5-6 müşterimiz vardı. Şu an 95 müşterimiz var ve 5 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla BTM ile birlikte biz de hızlı bir şekilde büyüme gerçekleştirdik. Bilgi Ticarileştirme Merkezi içerisinde yer alan projelerden, yer alan programlardan Postkuluşka ve WinGlobal programlarına dahil olduk biz. Postkuluşka programı neticesinde büyük ihtiyaçlarımızdan biri olan ofis desteğini edindik. Bununla birlikte edinmekte olduğumuz mentorluk hizmetleri, danışmanlıkların neticesinde ihtiyaç duyduğumuz finansal projeksiyonların oluşturulması veya hukuki süreçlere yolcu eşlik edilmesi fasıllarında doğrudan buraya destek aldık. Girişimcilik belli bir noktada inanılan şey konusunda yalnız ve sürekli olarak devam edilmesi gereken bir yol gibi görünebilir. Ama Bilgi Ticarileştirme Merkezi bu yolda hiçbir zaman yalnız olmadığınızı hissetmenize vesile olacak bir destek olarak daima bulunmakta. Evet, böyle bir validasyon ki arasında ben de karışmışım ama o yüzden kusura bakmayın. Şunun için BTM'yi anlatmaya ihtiyacı hissettim. Bu panellerin amacı, içerikleri ve yapmak istedikleri doğrultusunda ele alınan bütün o diyalog meselesi, içeriği, mütevası aslında karşılık bulduğu yer, mekan burası ve bu mekanda bunu gerçekleştiriyor olmanız için özellikle size ve bütün ekibe çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu mekanlar ve içinde barındırdıkları bu değer, bu kültür ve kapasite gerçekten bu diyaloğa hizmet eden ve diyaloğun belki de somut olarak çıktılarını gözlemleyeceğimiz yerler. Aslında çok fazla yok, bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor. O yüzden birazcık BTM'yi anlatmaya ihtiyacı hissettim. O yüzden böyle bir açılış yapmak istedim. Benim söyleyecektim şimdilik bu kadar. Daha fazla uzatmayayım, o yüzden çok özür diliyorum tekrar. Panelimiz ve buradaki zirvemiz, buradaki yetkilerimiz herkes için hayırlısı olsun diyorum. Siz tekrar hayırlı sabahlar diyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Çok da iyi ettiniz. Şimdi bir de şöyle bir tarafı da oluyor. Şimdi oradaki o pırıl pırıl arkadaşlarımızı, girişimcileri görünce belki de asıl gündeminizin ne olması gerektiğini daha da bir net olarak anlıyoruz. Bilmiyorum, onlar da tabii ki bütün bu olup bitenlerden mutlaka sıkıntılar çekiyorlar ama Türkiye'yi geriye taşıyacak yönün neresi olduğu bence buradan da çok net anlaşılıyor. Umarım da yani BTM'yi hem teşekkür ediyoruz hem tebrik ediyoruz. Tabii İstanbul Ticaret Odası'na da bu faaliyeti böylesine hem organize ettiği hem de desteklediği için mutlaka teşekkür etmemiz lazım. Umarım daha da hizmetleri büyüyerek, artarak devam eder. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey. İsterseniz şimdi BTM'den NRW'ye geçelim. NRW Global Business diyelim ve Global Business'ın tabii Türkiye temsilcisi Sayın Doktor Adem Akkaya'ya sözü bırakalım. Bize Kuzey Ren Vestfalya'yı, NRW'yi biraz bir yatırım merkezi olarak anlatsın lütfen. Hakan Bey çok teşekkürler. Ben karşıya geçeyim, oradan anlatayım. Nasıl isterseniz. Sonra Tabii daha rahat edeceksiniz. Önce de daha sağlıklı olacak sanki. Kürsünüz bu iş için daha kullanışlı görünüyor. Mikrofon mu çalışıyor? Peki. Hakan Bey çok önemli bir konuya değindiniz. Şimdi malum biz uzun yıllardır beraber hemen pek çok sektörün fokusu aldık ama pek az sektörleri startuplar kadar heyecanlandırdı. Doğru. İşte tekstilden, turizmden, hazır giyimden, otomatikten bahsettiğimizde biraz Türkiye'nin bugününden bahsediyoruz, biraz daha geçmişten nasıl bugünlere geldiğimizden bahsediyoruz ama startuplar geleceği konuşuyorlar. Bambaşka bir jenerasyon var, çok heyecan verici. Biz de hem ekip olarak önümüzdeki birkaç yılımızda startuplara fokuslanacağımızdan dolayı da çok mutluyuz. Şimdi Kuzey Ren Vestfalya, bir startup merkezi olarak Kuzey Ren Vestfalya'dan bahsedeceğim. Kısaca yine dinleyenlerimizin de fikir sahibi olması açısından Kuzey Ren Vestfalya nedir, nerede yer alır ondan bahsedeyim. NRW Global Business, Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin yatırım destek ajansı, kalkınma ajansı. Kuzey Ren Vestfalya, Almanya'nın en büyük eyaleti. Haritada gördüğümüz kırmızı işaretli yerde 18 milyon nüfus yaşıyor. Bunun 9,6 milyonu çalışıyor ve Türkiye'den daha fazla, İsviçre'den daha fazla bir gayri safi yurt içi hasıla üretiyor. Çok yoğun bir nüfus var bu bölgede. Avrupa'nın İstanbul'u diyebiliyoruz. Yine küçük çemberin içerisinde 160 milyon tüketici yaşıyor. Bu 160 milyon tüketici Avrupa topluluğunun 1/3'inden fazlasına tekabül ediyor nüfus olarak. Satın alma gücünün de 45'ine tekabül ediyor. Yani Avrupa pazarına girmek isteyen, burada faaliyet göstermek isteyen firmaların bir numaralı yatırım merkezi, faaliyet merkezi Kuzey Ren Vestfalya. Evet, yani gayri safi yurt dışı hasıla açısından dünya sıralamasındaki yerini görüyoruz bu diyagramda. Yine dünyanın en büyük fuar alanı burası. Benzeri bir fuar alanı, benzeri büyüklükte ve sıklıkta ne Amerika'da ne de Çin'de var. Avrupa'nın önünde gelen, Almanya'nın önünde gelen firmaların merkezleri Kuzey Ren Vestfalya'da. Geçiyorum. Yabancı yatırımlar önemli bir unsur Kuzey Ren Vestfalya için. 9,6 milyon çalışanın 1,3 milyonuna yabancı firmalar istihdam sağlıyorlar. Evet, ve Kuzey Ren Vestfalya'ya yatırımcı çekmek, Türk firmalarının Avrupa merkezlerini Kuzey Ren Vestfalya'da kurmasını sağlamak için bir NRW Global Business olarak Türkiye'de 14 yıldan fazla bir süredir ofisimizle faaliyet gösteriyoruz ve son dönemlerde Kuzey Ren Vestfalya'ya firma sayısı anlamında en fazla yatırım Çin'den, Türkiye'den ve ABD'den geliyor. Bunlar da son 10 yıl içerisinde büyük kısmı bizim refakatimize kurulmuş Türk firmalarının logoları. Bunların arasında yine e-ticaret ya da startup diyebileceğimiz nitelikte firmalar var. Birkaç tanesinin logosunu bu slayta aldık. Adres gezgini gibi, Arvento gibi ya da Bio gibi teknoloji firmaları bunlar. Kuzey Ren Vestfalya'nın ya da Almanya'da pazara girilmek istendiği zaman dikkat edilmesi gereken bir unsur var. O da Batı Almanya'da olmakta büyük fayda var. Bu haritada Almanya'nın headquarter'larını görüyoruz. Yani Alman ekonomisinin, Alman firmaların, Almanya'da üreten, Almanya ekonomisini yöneten firmaların headquarter'ları. Burada ben Berlin'e dikkat çekmek isterim çünkü startup konusunda Berlin de ön plana çıkıyor. O konuda büyük reklam yapıyorlar. O sektörün önemli merkezlerinden biriler Almanya'da. Ama Berlin'de yerleştiğiniz zaman müşteri bulma imkanınız zayıf. Berlin, Almanya'nın doğusunda, Polonya kıyısında bir şehir. Ama müşteriler gördüğünüz üzere özellikle B2B alanında faaliyet göstereceksiniz. Kaldı ki B2C alanında da müşterilerin, tüketicilerin büyük kısmı Batı Almanya'da. Yani Köln, Düsseldorf, aşağı doğru Frankfurt ve Stuttgart bölgesi. Bu bölgede olmak gerekir başarılı olabilmek için. Yani hep onu söylüyoruz biz birebir görüşmelerimizde, yatırımcılarımıza. Türkiye'den bir, yurt dışından bir yabancı firma gelse ya ben Türkiye'de bir satış ofisi kuracağım ya da bir merkez kuracağım, hangi şehri önerirsin deseler hepimiz İstanbul deriz. Yani Ankara'da güzel şehir, Adana'da güzel şehir, Antalya'da güzel şehir ama hepimiz İstanbul deriz. Aynı şekilde Almanya için burası da Kuzey Ren Vestfalya. Buna bile tekrar bu slayta değinmek istiyorum. Şimdi Almanya'nın böyle çok önemli Almanya çapında faaliyet gösteren 1800 tane dev firması var. BMW gibi, Mercedes gibi, BASF gibi. Bunları takip eden Almanya'da orta ölçekli kabul edilen ama yine ciroları milyarlarca euro ile ölçülen bir 15.000 tane firma var. Bu 15.000 tane firmanın ki bunların arasında yine 1300 tanesine gizli şampiyon deniliyor. Bu firmalar startupların müşterileri. Yapılan araştırmada, bu firmalar arasında yapılan araştırma şunu göstermiş. Bu firmalar bir işlerinin yoğunluğundan dolayı vakit ayıramadıkları için, ikincisi de uzman personel bulamadıkları için dijitalleşme ve inovasyon konusunda geri kalmışlar. Geri kalma riskiyle karşı karşıyalar. Artık Almanya'da da ekonomiyi yönetenler, devleti yönetenler ülke ekonomisini, firma ekonomisini bir üst gelir düzeyine çıkartacak olan hamlenin dijitalleşmeden geçtiği konusunda hemfikirler ve bu dijitalleşme hususunda da bu orta ölçekli firmaların gizli şampiyonların ihtiyaçlarını ancak startupların karşılayabileceği konusunda hemfikirler. Bu amaçla startuplarla orta ölçekli firmaları bir araya getirmeye yönelik platform oluşturmak konusunda, orta ölçekli firmaları startupların müşterisi yapma konusunda ya da ortağı yapma konusunda inisiyatifler alıyor, platformlar oluşturuyor kamu Kuzey Ren Vestfalya'da. Yine bu açıdan da baktığımızda bu bahsettiğimiz orta ölçekli firmalar, yani startupların müşteri olacak firmaların da büyük bir kısmı Kuzey Ren Vestfalya'da. Yani 15.000 firmanın 3.500 tanesi Kuzey Ren Vestfalya'da faaliyet gösteriyor. Evet, hangi alanlarda ihtiyaç var? Enerji alanında büyük ihtiyaç var. Mühendislik, üretim teknolojileri alanında büyük ihtiyaç var. Sağlık alanında büyük ihtiyaç var. Otomotiv alanında, bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bir açık var. Bu açığı kapatmak için gerek Almanya içerisinden, gerek yurt dışından startupları biz Kuzey Ren Vestfalya'da faaliyet göstermelerini istiyoruz. Evet, bu noktada biyoteknolojiye biraz değinip daha sonra panel kısmımıza bu konuda sözü diğer konuşmacılara vermek istiyorum. Yani 500 tane firma var Kuzey Ren Vestfalya'da sağlık konusunda, yaşam bilimleri konusunda faaliyet gösteren. Bunlar 1,8 milyon euro ciro yapıyorlar, 5.000 çalışanları var. Bunlardan 100 tanesinden fazlası da biyoteknoloji alanında, biyoteknoloji odaklı faaliyet gösteriyorlar. Bu da Almanya'nın bu segmentteki toplam gelirinin %40'ından fazlasına tekabül ediyor. Yani biyoteknoloji alanında önemli bir merkez Kuzey Ren Vestfalya. Kuzey Ren Vestfalya'daki yaklaşık 60 teknoloji merkezinden 22 tanesi özel olarak biz biyoteknoloji merkeziyiz diyorlar. Yine Kuzey Ren Vestfalya 45'in üzerinde üniversite yüksekokulu, meslek yüksekokulu ve üniversite dışı araştırma kurumları ile biyoteknoloji alanında mükemmel bir network oluşturuyor, yüksek öğrenim imkanları oluşturuyor, araştırma ağı oluşturuyor. Evet. Bu da bu sektördeki açılımı gösteriyor. Hangi alanlarda faaliyet göstereceğini gösteriyor bu grafik. Yine aralarında büyük firmalar var ama yine orta ölçekli firmalar da faaliyet gösteriyorlar bu sektörde. Evet, bu grafikte bizi biyoteknoloji olarak aktif olarak bu alanda faaliyet gösteren firmaların Kuzey Ren Vestfalya içerisinde hangi şehirlerde dağıldığını gösteriyor. Evet, hem global player'ları var eyaletin, hem orta ölçekli firmaları var, hem de yine başarılı olmuş startup'ları var ekosistemde. Bu grafikte de yıllar itibariyle biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firma sayılarını görüyoruz. Yani 2008 ile 2018 arasında Almanya'da bu sayı 500'den, Almanya genelinde 500'den 680'e yaklaşırken Kuzey Ren Vestfalya'da bu artış oranının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani eyalette bu anlamda iyi bir ekosistem var, iyi bir dinamik var. Evet, bunlar da yine bu grafikte de yaşam bilimleri alanında, life science konusundaki teknoloji parkları, kuluçka merkezlerinin dağılımını gösteriyor şeyler itibariyle. Yine diğer tarafta da ilgili linkler var. Bunları isteyenler bizden temin edebilirler. Evet, yani bu program vesilesiyle biz tekrar herkese teşekkür ediyoruz. İzleyenlere, katılanlara teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki yıllarda da sık sık bu tür platformlarda birlikte olacağız. Kuzey Ren Vestfalya ve Türkiye, BTM ile birlikte onlara tekrar teşekkür ediyoruz. Yani önemli bir aktör şeyin, ekosistemin. Firmalarımızın, Türkiye'deki startupların gelişmesi, onların uluslararasılaştırılması konusunda da Kuzey Ren Vestfalya Kalkınma Ajansı olarak her türlü desteği vereceğimizi buradan anons etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Belki bu Kuzey Ren Vestfalya'nın özellikle biyoloji startuplarında böylesine öne çıkmasının temelinde ne var? Onu biraz panel kısmında bir parça daha açar, bizimle paylaşırsınız. Bazı kuşlarını güzel verdiniz ama enstitüler, o zenginlik, yani o tarafını, o bilimle ilgili tarafını belki biraz daha açmakta fayda olur diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Akkaya. Ben hemen şimdi uzmanlarımıza bu konuyla ilgili geçmek istiyorum. İlk sözü de Selin Arslanhan hocama vereceğim. Medis Innovation'ın kurucusu. Hem biyoteknoloji startuplarını bize biraz anlatsın ama aynı zamanda onların uluslararasılaşmasının o önemini, kritik önemini bizimle paylaşsın. Buyurun hocam, söz sizin. Çok teşekkür ederim. Aslında siz de girişte bahsettiniz. Böyle günlerde böyle teknik konuları konuşacağımız panelleri yapmak çok kolay olmuyor. İlgi çekmek de çok kolay olmuyor ama ekonomi gündemi çok yoğun olduğunda belirsizlik artınca ortamda teknik meselelere ilgi çekmek çok kolay olmuyor ama ben de tam tersini düşünüyorum. Bugün konuştuğumuz konu özellikle teknik bir mesele var ortada. Biyoteknoloji konuşuyoruz, biyoteknoloji startuplarını konuşuyoruz ama onların uluslararasılaşmasını konuşacağız. Ve bu gerçekten böyle dönemlerde daha kritik hale geliyor. Olup biten her şey onunla ilgili değil mi? Çok ilgili. Çok ilgili. Biyoteknoloji startuplarının önümüzdeki dönemde hangi senaryolarla ve hangi kanallarla uluslararasılaşabileceği, onların hayatta kalmaları için çok kritik aslında. O yüzden bugün her ne kadar dediğim gibi ekonomi gündeminin parçası halinde bu paneli yürütebilmek çok kolay olmasa da çok kritik ve çok da ilgili bir şey yapıyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi. Şimdi aslında bu biyoteknoloji startupları konusu pandemiyle birlikte ilgili herkesin bildiği bir mesele haline geldi herhalde. Çünkü BioNTech sadece aşıyla değil, şirket yapısıyla, Pfizer'le yaptığı işbirliğiyle, pazara ürünü nasıl eriştirdiğiyle hepimizin bildiği bir hikaye haline geldi. Daha önceden hiç sağlıkla ilgili yatırımları olmayan, sağlık sektöründe olmayan kişiler bile aşı dışında BioNTech hikayesini bilir oldu. Bence bugün konuşurken de bizim için iyi bir örnek aslında. Çünkü biyoteknoloji startupları söz konusu olunca diğer alanlardan biraz daha farklı olarak işbirlikleri çok daha kritik hale geliyor. Onlar özellikle sağlık biyoteknolojisi çalışıyorlarsa işbirliği yapmadan, belli partnerlerle belli rolleri paylaşmadan büyüyemiyorlar. Bu partnerler de uluslararası partnerler olduğunda büyüme süreci çok daha anlamlı ve kritik hale geliyor. Aslında biyoteknoloji startuplarına geçmeden startupların doğasında elbette işbirliği ve uluslararasılaşarak büyüme var. Oradan kısaca bahsedecek olursak biz şimdiye kadar hep dijital teknolojilerde startupları son 5 yıla kadar daha fazla gördük. İlk startup hikayelerini dinlemeye dijital teknolojilerle başladık aslında. VTM burada belki kendi havuzundaki startuplardan dolayı da daha da yakın. VTM'de olduğumuz için dijital teknolojilerle çok daha ilişkili hikayeleri belki panelde dinleriz. Ama derin teknoloji startuplarının, yani biyoteknolojiyi de içine alan, daha Ar-Ge, laboratuvardan çıkan, akademik girişimlerin yoğun olduğu startupların hikayesi birazcık daha farklı dijital teknoloji startuplarına göre. Büyüme hikayeleri, uluslararasılaşma modelleri de biraz daha farklı ve belki daha da kritik aslında. Çünkü dijital teknolojiler ve startuplar İç pazara yönelik işler yaparak da büyümeyi yakalayabiliyorlardı. Derin teknoloji startupları, özellikle de biyoteknoloji startuplarıysa bir büyük çoğunluğu, özellikle dediğim gibi sağlık biyoteknolojisi çalışanlar uluslararasılaşmadan öyle kolay büyüyemiyorlar. Bu dünyada izlediğimiz bütün iyi hikayelerde, modellerde de böyle. Türkiye'den çıkıyorsa bu daha da kritik. Neden? Biz Çin değiliz. Mesela yani bizim iç pazarımız, iç pazar büyüklüğümüz, biyoteknoloji startuplarının büyümesini besleyecek düzeyde değil. Biz hep böyle işte biyoteknolojiyi konuşurken son dönemde biyoteknoloji startuplarında Çin inanılmaz atılımlar yaptı. Amerika'dan sonra hatta belli problemler yaşanmasının da temelini oluşturan şey. Biyoteknoloji startupları Çin'de de çok iyi gidiyor ama model bizimle aynı değil. Türkiye'den çıkan biyoteknoloji startupıyla Çin'den çıkanın uluslararasılaşmaya bakışı bambaşka aslında. Türkiye'den bir biyoteknoloji startup çıkıyorsa uluslararasılaşma büyümesi neredeyse imkansız. Bu yüzden bu panelin konusu tekrar kritik. Onun altını bir kere çizmek lazım. Sonra aslında bir kere uluslararasılaşma deyince de akla böyle satış yaparak uluslararasılaşma, doğrudan sadece ihracat kanalı falan gelebiliyor ya da işte gidip bir yerde yeni bir şirket kurmak. İşte Avrupa'da işte az önce aslında benim de merak ettiğim konular var bölgeyle ilgili. Farklı bir yerde şirket kurarak uluslararasılaşma böyle tek kanal ya da satış tek kanal gibi görünebiliyor. Biyoteknoloji ve startuplar söz konusu olduğunda uluslararasılaşma için tek kanal yok. O yüzden böyle daha geniş bir çerçeveden konuşmak ve konuyu daha farklı senaryolarda değerlendirebilmek mümkün. Ne var mesela? Siz uluslararası bir hızlandırıcıya, ikinci bir kuluçkaya dahil oluyorsanız da bu uluslararasılaşmanın çok önemli bir kanalı. Yani daha henüz pazarda bile ürününüz yokken, burada bir kuluçka sürecini tamamlamışken yurt dışında bir hızlandırıcı programa dahil olup uluslararasılaşmanın ilk adımını atıp sonra orada partnerlerle birlikte büyümek de mümkün. Az önce Adem Bey bahsetti teknoparklardan, kuluçka merkezlerinden, evet. Belki biraz daha detaylı dinleriz. Mesela onlar uluslararasılaşmanın bir kanalı olabilir, ilk kanalı olabilir. Dolayısıyla hangi aşamada uluslararasılaşmak lazım? Ben pazara girdikten sonra yeni pazar ararken uluslararasılaşabilirim. Hayır aslında. Biyoteknoloji startupların her aşamada uluslararasılaşma adımı atması mümkün. Bunlardan bir tanesi böyle bir kuluçkaya dahil olmak. Türkiye'de tamamladığınız sürecin devamını orada daha odaklı, daha tematik bir kuluçkayla, bir hızlandırmayla devam ettirmek olabilir. Başka ne olabilir? Biyoteknoloji söz konusu olduğunda işte mesela klinik preklinik çalışmalar çok kritik önem kazanıyor. Yani belki Türkiye'de preklinik çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz ama eğer büyüyecekseniz uluslararası çalışma yapmanız çok önemli. Burada da belki örneklerde de bahsedeceklerdir. Bizim de çalıştığımız startup hikayeleri de bildiklerimizin tamamında Türkiye'de klinik çalışma yapabilirsiniz ama sonra yurt dışına çıktığınızda yatırım ararken de ilk sorgulanan şeylerden bir tanesi klinik çalışmanızı nerede yaptığınız, uluslararası bir partnerle yapıp yapmadığınız oluyor. Hı-hı. Ve şöyle örnekler oluyor maalesef. Tekrar aynı çalışmayı yapma gereği, bir şekilde yeni bir yerde yapma, yeni bilinen bir uluslararası partnerle yapma gereği doğuyor. Tüm bunlar için mesela uluslararasılaşmanın başka bir kanalı klinik çalışmayı uluslararası bir partnerle yürüteceğiniz bir yer bulmak olabilir. Orada bir hastaneyle bunu yapmak, orada bir uzman grubuyla, danışman grubuyla bunu yapmak olabilir. İkinci kanal dolayısıyla böyle bir ARGE sürecinin bir parçası haline getirecek bir partnerle uluslararasılaşmayı başlatmak. Üçüncüsü, yine test üretim süreçlerinden devam edecek olursak üretim için bir partner bulma. Yani pilot üretim için mesela Türkiye'deki biyoteknoloji startuplarının en temel problemlerinden biri hala ortak pilot üretim tesisleri çok yaygın olmadığı için pilot üretimi nerede nasıl yaptıracakları. Bu böyle sadece sağlık diye bakmayalım, farklı şey gıdada, tarımda, malzeme hepsinde böyle bir problem olabiliyor. Türkiye'de böyle bir altyapı problemi belli alanlarda özellikle varken farklı yerlerde pilot üretim yapabilecekleri bir partner bulmak ve uluslararasılaşmayı buradan başlatmak başka bir kanal olabilir mesela. Pilot üretim dedim. Sonra tabii ki yavaş yavaş artık bildiğimiz şeylere doğru gelirsek satış için partner bulma, yeni pazara girme, yeni pazar ve yeni satış kanallarıyla birlikte uluslararasılaşma. Bu en bildiğimiz şey aslında. Yani biraz da ölçek meselesi. Evet, biraz da ölçek meselesi ve bunu yaparken de kritik nokta pazar analizi. Ben hep şöyle diyorum, bizim startuplar, biyoteknolojide çok yakın çalıştığımız için bunu çok daha iyi izleyebiliyorum belki, pazara girdikten sonra pazarı analiz ediyorlar. Yani aslında normal şartlarda daha böyle fikir doğduğunda yeni çalışmalar, hatta her aşamada bu pazar analizini çok ciddi yapmak gerekiyor. Pazar analizini yaparken de işte uluslararasılaşmanın önemli bir parçası gerçekten gireceğiniz pazarda bilir kişilerle birlikte pazarı analiz etmek. Rakipleri analiz etmek, regülasyonları iyi bilmek, oraya girdikten sonra işlerin nasıl işleyeceğini, önden yol haritanızı çalışmak, pazar analizini ciddi şekilde yapmak. Çünkü bizde pek yaygın değil hala ama iyi hikayelerde işte Amerikalı startup ilk yatırımı, tohum yatırımını aldığında en fazla parayı bütçeden pazar analizini ayırıyor aslında. Birisine ciddi, profesyonel bir pazar analizi yaptırmayı ayırıyor. Bizim de dolayısıyla uluslararasılaşırken yapacağımız en temel şeylerden bir tanesi NRW belki hani böyle şeylerde destek olmak için de çok önemli olabilir. Çünkü yani bilen birileriyle o pazarı analiz etmek çok kıymetli bir şey. Son olarak da bir kanal daha söyleyip bitireyim, yatırım elbette. Yani yatırımcıların farklı ülkelerde, farklı bölgelerde bakışı farklı olabiliyor. Yani Avrupalı yatırımcı, Çinli yatırımcı, Amerikalı yatırımcı, geçen de konuşuyorduk. Ben onları hep farklı profilliyorum. İstekleri, bakışları, uluslararasılaşmadaki talepleri farklı olabiliyor. Ama yatırımda önemli bir uluslararasılaşma kanalı kesinlikle. Böyle özetle olayım şimdilik. İsterseniz detaylı panelde devam edelim. Çok uzatmayayım, süreden çalma. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza, aklınıza sağlık. Ben de birkaç not aldım. Onları da belki açmak istersiniz. Onları size yöneltirim. Sayın Hocam, isterseniz siz de devam edelim. Doktor Orhan Mutlu Topal. Biraz önce Selin Hocam dedi ki bu biraz durdu. Belki onunla ilgili tekrar startuplarımız önce atıp çöküp nişan alıyorlar gibi bir noktayı vurguladık. Türkiye'de biyoteknoloji startuplarına yönelik yatırımlara nasıl bakmak lazım? Siz neler görüyorsunuz orada? Örnekler varsa o örnekleri belki paylaşmakta çünkü hani nasıl derler bizimkilerin vizyonu yani gözünde gördüğü zaman, örnekleri algıladığı zaman biraz onun üzerinde daha hızlı da hareket edebiliyorlar. Siz bu konuyla ilgili değerlendirmenizi bizimle paylaşırsanız eminim biz de o esinlenecek pek çok noktayı yakalayacağız. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Dünya Gazetesi, Bilgi Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Ticarileştirme Merkezi NRW'ye çok teşekkür ediyorum. Şimdi geçen Sevgi Hoca'nın bir konuşması vardı. Ülkemiz biyoteknolojinin antik çağlardan bir merkezi. Yani biyoteknoloji dediğimizde hep aklımız böyle uzay teknolojilerine gitmesin. Turşu, yoğurt ve şarap. Biyoteknolojinin temel enstrümanları. Yani olay da bunun üstünden gelişerek gidiyor. Tabii iyi de öldür, o hakkını ver. Benim uluslararası açmadan hemen bir satır şey yapmak istiyorum. Startup firmalarla görüşmelerde merkezlerini Almanya gibi ülkelere taşımaları tavsiye ediyorum. Ben bir taraftan işte ülkemizde teknolojinin gelişmesi, yatırımların artmasını isterken pazara açılmadan şöyle de bir gerçek var. Almanya'da merkezli bir şirket olup Alman ürünü olarak ürününüzü satmaya çalıştığınızda kalitenizi ispat şartınız yok. Ama Türkiye'den çıkmış bir ürün olarak kendinizi anlatmak, kalitenizi ispat etmek ve onunla ilgili bir sürü çalışmalar yapmak yükümlüyken Almanya çıkışlı olduğunuzda zaten ülkenin imajından gelen bir kolaylık var. Evet. Yani, bu teknolojimiz, know-how'umuz Almanya'ya gitsin değil. Ama hızlı ölçeklenebilmek için, hızlı yol alabilmek için ne yazık ki bir gerçek. Türkiye'nin de inşallah imajı yükseldikçe bu daha rahat olacak. Şimdi biyoteknoloji sadece sağlık biyoteknolojisiyle düşünmemek lazım. Herhalde bir 5-6 sene önceydi. Güven Hoca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çatısı altında bir biyoteknoloji meclisi de kuralım istedi. Ben ilaç sanayiden geliyorum. İlaç firmaları olarak evet bu mecliste çok etkin oluruz diye ilk toplantıya gittiğimizde biz ilaç olarak azınlıkta kaldık. Tarım ve plastik sanayi biyoteknolojide almış başını gidiyor. Yani biz ilaçta bir sürü mevzuat düşünürken olur mu olmaz mı nasıl olur buna ne kadar yatırım diye düşünürken tarımdaki arkadaşlarımızın şeyleri bambaşka. Yani biz evet daha iyi ürün, daha iyi tohum için çalışıyoruz, gen çalışmaları yapıyoruz. Ama her an polis kapımızı çalacak diye de korkuyoruz dediler. Niye? Türkiye'de genlere müdahale etmek suç. Yani yapıyoruz ama böyle aklımızda kirişte şeklinde. Yani yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Evet. O arada olmuştu. Peki. Bu arada plastik sanayi yine biyoteknolojide ciddi çalışmaları var. Gerek biyolojik olarak plastik üretimi, gerekse de plastiklerin biyolojik olarak çözünürlüğü. Yani dünyanın en büyük problemlerinden birisi pipetler. Şaka gibi ama ciddi bir kirlilik yaratıyor. Bunların biyoçözünür olması. Bütün bunlardan sonra da sıra sağlığa geliyor. Ülkemizde yatırımcılar ki ben bir geçtiğimiz toplantıda işte LinkedIn profili nasıl olmalı diye bir kitap dağıtılmıştı. Merak ettim, okumaya başladım. Okumaya başladıkça LinkedIn profilimi düzeltmeye başladım. Ve işte falanca şirketin genel müdürü, falanca şirketin yönetim kurulu üyesi kısmını çıkartıp en başta melek yatırımcı. Ki ben melek yatırımcı lisansımı da 2020 yılında aldım. Halen de ülkemizde bu lisansı almayı hak eden 1 milyondan fazla insan var. Ancak 2 ay kadar önce bir arkadaşımızı aldığımızda lisans numarası 678'di. Yani daha doğrusu bu melek yatırımcılık ve devletin melek yatırımcının yaptığı yatırımlara getirdiği bir takım vergisel avantajlar bilinmiyor ve kullanılmıyor. Yaştan çok dinliyorum. 1 milyon diyordunuz. 1 milyon melek yatırımcı var ama yeterince potansiyel yatırımcımız var. Yatırım yapıp lisanslı olmayan arkadaşlarımız var. Şimdi herkesten çok hızlı bir gelir beklentisi içinde. Sağlık alanındaki biyoteknolojide bu kadar hızlı yatırım yapıp gelir beklemek gerçekçi değil. İşte en son Boğaziçi spin-off'u Ares Research kuruluşunun 6. yılında faz 2 çalışmalarına yönelik 12 milyon dolarlık bir yatırım aldı. Dolayısıyla bu uzun bir süreç. Öbür taraftan tabii ülkemizde alternatif yatırım modelleri de gelişiyor. Ben fonbulucu.com'un da icra kurulu üyesiyim ve ortaklarından birisiyim. Bizim orada Nisan ayında lisansımızı aldık. Mayıs ayında da ilk çıktığımız kampanya bir tarım biyoteknoloji şirketiydi. Ve çok hızlı bir şekilde büyüme için kullanacakları para çok hızlı bir şekilde toplanabildi. Dolayısıyla özellikle bu erken aşama yatırımları için artık yeni bir modelimiz var. Paya dayalı kitle fonlaması. Burada üretime ve teknolojiye yönelik her proje fonlanabiliyor. Yavaş yavaş bu projeler artacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü şeyler artmaya başladı. Evet, LinkedIn profilimi değiştirdim dediğimde bana artık çok fazla sayıda startup girişimi olan arkadaşlardan projeler gelmeye başladı. Ben gerek tıp doktoru olmam, gerekse sağlık sanayi içinde olmam hasebiyle sağlık alanındaki projelere öncelik veriyorum. Çünkü anlıyorum ne demek istediklerini en azından. Ne değer üretebileceklerini tahmin edebiliyorum. Diğer projelere de kibarca ilgilenmediğimi ya da farklı yönlere gitmelerini söylüyorum. Ülkede para da var, yatırım yapmak isteyen insanlar da var ama işte bu o kadar hızlı değişen ekonomik ortamda acillerden önemlilere fırsat kalmıyor. Farklı sivil toplum kuruluşlarındaki toplantılarımız sırasında çeşitli firma sahipleri, ortakları geliyor. Ya işte bizde startuplar evet iyi bir şey. Çünkü paradan para kazanma dönemi bitti. Üretip para kazanma dönemi bitti. Artık yani mass production'a geçti. Her şey emtia halini alıyor. Kuruşlarla kazanmak için milyarlarca liralık yatırım yapmak anlamını yitiriyor. Artık fikirden para kazanma dönemi. Bunun pek çok kişi farkında ama vergiyi nasıl ödeyeceğim, kur arttı, ithalat ödemesi var, ihracatı yapacağız derken ne yazık ki yatırımcılarımız buraya istenen şeyi gösteremiyor. Onlara da nokta atış ilgilendiğini ifade edenleri artık hani bize mesaj gönder lisansına falan deyip 2 gün içinde bize dönmezlerse ben de ekip arkadaşlarım onları artık sıkıştırmaya başladım. Bir kere bu laf ağzınızdan çıktı, buradan dönüş yok bu şeklinde. Ülkemizde evet pek çok girişimci var, girişimciye yatırım yapmak isteyenler var. BTM gibi, bizim gibi diğer organizasyonların da bunları bir araya getirmesi gerekiyor. Yani onun da bir anlamda örgütlenmesi ve kurgulanması ve yani BTM burada güzel bir örnek ama o tarafta sivil toplum kuruluşlarının bu işe daha henüz yeni ısınmakta olduklarını ben görüyorum. Hani aslında startuplar hikayesi bir süredir gündemde. Ama bizim STK'larımız özellikle önde gelen iş dünyası örgütlerinin buna biraz daha belki İstanbul Ticaret Odası gibi daha fazla eğilim göstermelerini de beklememiz gerekir. Bu iş yardımsız olmuyor. Yani gördüğüm kadarıyla desteksiz olmuyor. Belki orada STK'lara da bir çağrıda bulunmakta fayda var diye düşünüyorum. Buradan bizi dinleyen STK'lar o konuda da bir aksiyon alırlarsa, bir girişimlerde bulunurlarsa, çünkü artık girişimcilik sadece iş insanlarına ait bir konu değil. Yani baktığınız zaman bütün idareden, yani mahalle idaresinden STK'ların toplumuna kadar her alanda varada ama. Neyse hocam çok teşekkür ediyorum size de ama STK'lar benim gördüğüm burada bir görev çıkıyor ya. Yani. Bir görev çıkıyor bizim gelişmemiz açısından. İbrahim Bey, devam edelim mi? Sizinle devam edelim. Medicawell'i biraz, belki bize çok kısa ifade edersiniz, Medicawell'le ilgili biraz bilgi verirsiniz. Ondan sonra yurt dışı hedefleri, biraz önce hem Selin Hocam'ın hem Orhan Mutlu Hocam'ın ifade ettiği o çerçeveyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve yurt dışı hedefleriniz nedir? Onları bizimle paylaşırsanız. Öncelikle teşekkürler bu davet için. Ben güzel bir lafınızla başlayayım. Önce alkış, sonra nişan alıyoruz. Bu hatayı yapan herhalde firmalardan bir tanesi biziz. Bunu özelleştirmeyi yaparak başlayayım. 2017 seminerde bir urolog doktoru bir operasyon için başına gelenlerini duydum. Yan tarafında bir tane işte aradılar, hocam işte şöyle bir tane hasta var, Antalya'da seminerdeyiz, bu Rus hasta, ne yapacağız dediler. Baktım, ürolog doktor şey düşünüyor, kara düşünüyor, yatak bağımlı hiç yapmadım dedi. Bir baktım şeylerde, YouTube'dan falan araştırmaya çalışıyor. Hayırdır hocam dedi, yapacağım ne var dedi. Hocam dedim, bu kolay ya, gelmemiz, ben size bir simülasyon yaptım o zaman. O döneme kadar sağlık turizminde çalışıyoruz. Yani 2018'e kadar Türkiye'nin çok hasta getiren firmayı, ekonomik şartlarımız çok iyi. Devam ederken öyle bir sevdayla başladık. Geri gelmez işte, o zaman yurt dışındaydım. ÜTÜ Arı'ya başvurduk, Yıldız Teknik'e başvurduk. 6 ay sıra bekledikten sonra Yıldız Teknik'te, 2017'de derken başladık. Ya ürünümüz var, fikrimiz var, daha o zaman fikrimiz var. Bunu ne yapacağız? Tuttuk, önce bir Tiflis'te bir lansman yaptık. Arkasından bir Barcelona'ya gittik, lansman yaptık. Fikri vermeye çalıştık. Döndük, işte bir bakan arkadaşı, bakan beyin bir telefonuyla Türkiye'nin büyük bir sanayicisi, işte elektronik alanındaki bir sanayiciyi aradı. Çektim gittim, dedim ki bak böyle bir fikrim var. Size tek bir şey rica ediyorum. Ben elektronik kartları dizayn edeceğim ama bunlar bayağı bir mini olacak. Bunlardan bana kartları dizayndan sonra montajında yardım eder misiniz dedi. Arkasında reisimizin büyük bir resmi. Bana döndü şöyle dedi. Ben Çin'de size bir adres vereyim dedi. Bunu orada yapın dedi. Dedim teknolojiyi biliyorum, bunu ben yaparım dedim. Ondan sonra baktım, ha ay sonu, bizim sanayici ay sonunu düşünüyor. Çıktık orada, bir daha da kimseye gitmedik. Derken ürünü ürettik, şey yaptık, pandemi geldi, artık gelir modellerimiz azaldı. Ne yapacağız? Marketingi bilmiyoruz. Bu arada BTM ile tanıştık. BTM'de aldığımız eğitimlerle bir network oluşturmaya başladık. Network sayesinde etkinliklere katıldık, ne yapabiliriz derken. Arkada sizin 21. etkinliğe katılınca oradakileri benim verdiği heyecanla 3 gün sonra kendimi Almanya'da buldum. Ya ne oldu? Bir bakayım dedim ya da. Artık zaten karar vermiştik yani. Bu ürünü biz Türkiye'de üretsek bile Made in Türkiye ile giremeyeceğimizi belliydi. Neyse gene bir hafif hafif nişan almaya başlamışsınız. Yani 3 yıl oldu. Ürünleri bu arada ürettik yani. O şekilde şimdi Avrupa'ya, işte Almanya'ya gittim. Almanya'da işte arkadaşlarla görüştük. İsveç'e gittik. Dünyada 2 tane büyük rakibimiz var. Rakibimiz biriyle görüştük. O da farklı şeyde. Yurt dışından derken işte Amerika'yla da bu arada görüşüyorduk. 2022'de işte Almanya ve Amerika'yı hedef aldık. Ürünümüzü artık Made in Germany yapmamız gerekiyordu. Çünkü pazar. Hocamın da belirttiği gibi Made in Türkiye ile ben bu ürünü ne kadar satacağım belirsin. Her ne kadar 112 tane tıp fakültesi, bunun 90 tanesi aktif, ama geri kalanı aktif değil. Pazara girmemiz çok zor diye şu anda Almanya'da NRW ile birlikte bir çalışmamız var. Orada işte Ocak ya da Şubat ayında yeni firmamızı kuracağız. Üretim bandımızı tamamen oraya taşıyoruz. Şu ana kadar 5 tane simülasyon yaptık. Bir de oyun olarak. Arkasında da Amerika'yla bunu devam ettirmek istiyoruz. Betümen bize çok uğurlu geldi. Geçen Perşembe bir etkinlikte özel kategoride Türkiye 2.'si olduk. İnşallah sahne yükseldi de yine buradayız. Hepinizi bekliyoruz. Finalistlerden bir tanesiyiz. Yarın Vizyoner 21'de olacağız. Orada sizleri yine bekleriz orada inşallah. İnşallah. Şeklinde. Esas amacımız şu anda ürettiğimiz simülasyonlar. Ama esas projelerimiz robot yapmak. Yani robotik ameliyatlar yapmak. Fiber optikte işte var. Bu konuda patent, onaylanmış olan patentlerimiz var, çalışmalarımız var. Ama bu startuplarla işte hocam da belirtti, sizin de belirttiğiniz gibi son bir senedir artık melek yatırımcılarla görüşebiliyoruz. Yani daha önce BTM gibi kurumlarla, Research Bank'ta şu anda herhalde 5-6 yerde varız. Ama laboratuvar ortamında çalıştığımız için genelde oralarda çok fazla kullanamıyoruz. Ama BTM bizim önümüzü çok açtı. Özellikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Almanya ile başlayıp Amerika ile devam etmek istiyoruz. Evet. 2022 yılında bu konuda iyi bir startup olacağımızı düşünüyoruz. Çok güzel. Türkiye'yi nasıl olsa unutamazsınız. Mutlaka o ayakta olacaktır ama anlaşılan belki buradan hemen mikrofonu da Ömer Bey'e de uzatabiliriz. Hem Enbiosis biyoteknoloji ile ilgili bizimle bilgi paylaşır. Ama siz de bu işe nasıl bakıyorsunuz? Bu yurt dışı hedefleri açısından neler düşünüyorsunuz diye de sormak istiyorum. Yani bu Almanya mesela İbrahim Bey diyor ki benim için çok kritik bir karar oldu. Başka türlü bizim büyüme imkanımız yoktu diye düşündük diyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Çok enteresan bir dönemde bu sohbet ediyoruz çünkü Şubat ayında ben de Amerika'ya taşınmayı planlıyorum. Operasyonları Türkiye'de devam edeceğiz. Yani bizim şu andaki yeni dönem stratejimiz. İşte bizim bir data mining işimiz var. Biyolojik verileri işte data scientistlerle beraber işte biomarkerlar bulduğumuz bir bölümümüz var. Onlar burada devam ediyor olacak. Yani şirketin aslında belki emini burada devam ettiriyor olacağız. Yani aslında büyümeyi, aslında Made in Turkey'i biz devam ettireceğiz. Ancak şimdi Almanya'da 2 tane enstitüyle anlaşma aşamasındayız. İşte bu Christmas falan filan geçmeden sözleşmeleri imzalamaya çalışıyoruz. Hani supported by Germany, şimdi Denmark'ta şey yaptık, bir branch office açtık. Hani orada Proven in Denmark gibi bir model ama pazarda Amerika şöyle. Tabii biyoloji ve teknolojiyi birleştirdiğiniz bir konseptten bahsediyoruz. Biyoteknoloji zaten tabiatıyla bir multidisipliner bir süreç. Bu multidisipliner sürecin hem şekillenmesi, ürünün şekillenmesi ama bir felsefe üzerine şekillendiriyorsunuz tabii. Çünkü sürekli bir dinamik var. Salt bir ürün yapıp bu ürünü son kullanıcı veya işte sağlık profesyoneline ulaştırma ötesinde bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Yani en azından bizim deneyimlemeye çalıştığımız şey, yani disruptif, yıkıcı bir iş yapmaya çalışıyoruz ki gelecekte yani değişecek, yani kişiye özel tedaviler olmaya başlayacak. En azından benim içinde bulunduğum sektörden bahsediyorum. Hatta böyle yıkıcı bir teknoloji yapmaya çalışırken biz hani bütün işte ülkelerde çeşitli dinamikleri ve artıları var. Ben yani ülkemizin artısını kullanmaya devam ederek buradaki nitelikli insanlarımızı, eğitimli insanlarımızı kadromuza tutmaya devam ederek buradan zenginleştirip aslında aynı zamanda az önce bahsettiğim gibi işte Almanya'nın ekosistemi, Almanya'nın imajı diyelim. Hakikaten öyle bir durum var. Hatta yaşadığım bir tecrübeyle bahsettim. Biz bir hastalık türü var, irritable bowel sendrom. Bununla ilgili bir çalışma yaptık, klinik çalışma yaptık Türkiye'de. Ve sonuçlarımıza gayet olumlu ve bunu şu an için bilinen dünyada tek yaptık yani. Biz aslında bunu çok hızlı böyle yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Ancak şu an mesela Amerika'da görüştüğümüz şirketlerde bir tane de pilot uygulama istiyor yani Türkiye'de yaptığımız için. Şimdi ne yapıyoruz? İşte Almanya'daki işte enstitü ve profesörlerle beraber klinik çalışma orada zenginleştireceğiz. Yani çok merkezi yapacağız. Ha, bu işin aslında yani çok üzülmeye de gerek yok yani. Ne yapalım, anlatabiliyor muyum? Hani şey böyle, hikayenin kendisi böyle ama hani bu zorluklar aşılabiliyor. O yüzden hikaye güzel. Yani Silikon Vadisi'de doğmadık, anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir hikaye yazmıyoruz işte. Biz daha güzel bir hikaye yazdığını düşünüyoruz. Yani eğer bu beklediğimiz ölçekte gelişir ve başarıya ulaşırsa bizim hikayemiz daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani o yüzden zorlukları, evet, gündemimiz falan çok yorucu, yani biraz yeni yoruyor. O yüzden de belli bir dönem artık hani her gün kalkıp da ya ne oldu düşünmekten ziyade doğrudan artık yaptık, büyüyelim. Tabii işimize odaklandığından kaynaklı biraz esasında zihinsel bir göç var. Hani fiziksel olarak kalsan da zihinsel bir göç etmek zorundasın belli bir dönem. O yüzden uluslararası olmak mecburiyetindesin. Ama iyi işler yapacağımızı, her şeyin güzel olacağını da düşünmeden de demiyorum. Çünkü yani ne olursa olsun, ne kadar böyle enerjinin düşük olduğunu hissediyor olursam da olayım. Yani her dakika hissediyorum bunu. Çalışanları her gün motive etmeye çalışıyorum. Güzel hayaller verdirmeye çalışıyorum, umut verdirmeye çalışıyorum. Çok zor ama kalkacağız yani. Yani benim inancım bu yönde ve bu inanç zaten şey yapıyor, enerjiyi veriyor yeterince. Bizim hikayemiz bu. Bir de zaten şey dediniz yani dünyada da bu işi yapan sayılı hatta şu anda en önemli kuruluş. Ben şöyle örnek vereyim. Ben geçen hafta geldim. Yani Vegas'ta bir etkinlikteydim. Ya aslında trajik bir hikaye anlatacağım size. Üzücü aslında bu durum da. Aynı ben işte 2018'de start verdim bu projeye. 2019'da şirketleştirdik. İşte 2020'de pandemiyle beraber de ürünün lansmanı yaptık diyebiliriz yani. O dönemde Türkiye pazarında işte ürünleri anlatmaya, farkındalığı anlatmaya başladık. Ya bu dönemde çok daha primitif bir teknolojisi olan, bir ürünü olan bir şirketle tanıştım. Kişi yani Virginia'dan Vegas'a toplantıya geldi, görüşmeye geldi benimle ve ya bizim hani software'ımız yapay zeka modelli bir yani mikrobiyomuzda yapay zeka modeli üretiyoruz. Biz aslında çok dış bir alanda çalışıyoruz. Ya bizim hani teknoloji, software'ımızı kullanıp kendi ürünlerinde yerleştirebilir miyiz diye, kullanabilir miyiz diye soruyor. Ve kişi aslında bizim yaptığımız bu end product yani son ürünü aslında orada anlaşmalar yapıp satıyor ve yani kendi teknolojisini kullanmak isteyen şirketin Amerika pazarındaki cirosu yani aynı yılda başlamış olmamıza rağmen inanılmaz bir ölçü var, inanılmaz bir değerlemesi var ve yatırım alacağı ürünün niteliği çok zayıf. Anlatabiliyor muyum? Hani biz çok daha iyisini yapabilecek enerji, bilgi seviyesine sahip olsanız da doğru yerde ve doğru kaynaklarla buluşmadığınız zaman size ihtiyacı olan insanlar da şey demeye çalışıyorlar. Ya sen hani gel teknoloji var, biz zaten pazar var, para var falan muhabbeti. Ya ben hani buna tabii gerek yok. Biz gidip hani dünyanın bütün pazarlarında kendi kazancımızı elde edebiliriz ama ne yazık ki tabii içinde bulunduğumuz finansal koşulları değerlendirirsen mecbur artık oyunu başka yerde oynamamız gerekiyor. Evet yani sonuçta koşullar neyse onun gereğini yapmak durumundasınız. Evet. Bunda da dediğiniz gibi üzülüp sıkılacak bir şey yok. Bizim de o koşulları mümkün olduğunca sağlamamız gerekiyor. Evet. Bu da buradan çıkarılacak en önemli derslerden bir tanesi de bu bence. Efendim biz zaten yavaş yavaş sohbet etmeye başladık. Sizlerden de katkılar olursa memnuniyetle onları da almak isteriz. Sorular olursa panelistlerimize merak ettikleriniz olabilir. O soruları da almak isteriz. Ben zaten bir şeyler soracağım ama şu anda varsa katılmak isteyen bu anlamda panelimize sorusuyla ya da düşünceleriyle onları da memnuniyetle dinlemek isteriz. Ben hocam siz de çok kısaca bu Redis'i belki bize birazcık tanıtır mısınız? Yani siz neler yapıyorsunuz? Çünkü o hikayelerden, ben şimdi İbrahim Bey'in hikayesinden etkilendim doğrusu. Yani o hoca gerçi ameliyatta o hastalığın ameliyatını bilmese dahi mutlaka siz o simülasyonları geliştirecektiniz ama her zaman bir sebep oluyor, bir yaklaşım oluyor. Sizinki de sonuçta bir startup. Onunla ilgili de biraz bilgi verirseniz seviniriz. Tabii ki, çok sevinirim. Aslında Redis'e geçerken ben Ömer Bey'in hikayesinden başlayayım. Çünkü startuplarla çalışmak, biz Redis'te startuplarla çalışıyoruz. Ondan bahsedeceğim birazdan. Gerçekten çok umut verici. Ben çok en sevdiğim aktör, en sevdiğim bileşen herhalde startuplarla çalışma kısmı işin. Çünkü evet startuplar çok özel bir şey yapıyorlar ve günün koşulları ne olursa olsun ona kolay adapte olabilen, daha esnek, kurumsal yapılara göre takvimlerini ve gündemlerini daha kolay ayarlayabilen ve daha çok umut veren, kendisi de bunu bir şekilde taşımak zorunda olan yapılardan bahsediyoruz. O yüzden herhalde bir 10 yıldır startuplarla yakın çalışmaya başladığımızdan beri hep şey diyorum, Türkiye ekonomisinin o beklediğimiz yüksek teknolojili dönüşüm şansının ana aktörü startuplar. Bence bugünkü hikayede, bütün hikayeler de buna çıkıyor. Böyle bir ortamda hala böyle hikayeler dinleyebiliyoruz. Dün birkaç gün önce Ares Research'tan bahsetti Mutlu Bey. Onların 12 milyon dolarlık yatırım haberini aldık. Bu yatırım haberleri devam ediyor. Bunların hepsi derin teknoloji işleri. Az önce bahsedilen işleri derin teknoloji işi. Ve Türkiye ekonomisinin dönüşüm şansı bence gerçekten startuplardan geçiyor. Bunu bir kere tekrar söylemekte fayda var. Bugünlerde daha çok söylemekte fayda var. O yüzden hani bu konular çok önemli meseleler. Startuplarda bu dönüşüme ayak uydurabilecek en önemli aktör. Tabii ki tek başına olmuyor. Biz de Redis'te aslında bu tek başına olmuyordan hareketle bir şey yapıyoruz. Redis bir inovasyon arayüzü olarak konumlandırdığımız bir danışmanlık kuruluşu aslında. İnovasyon arayüzü ne demek? İnovasyon böyle aktörlerin tek tek bir şeyler yapmasıyla ortaya çıkmıyor artık. Yani bilim ve teknolojideki gelişmeler o kadar hızlandı, o kadar hızlı yayılmaya başladı ki son dönemde. İşbirliği ve bu farklı aktörlerin birbiriyle etkileşimi çok önemli hale geldi. Bu ne demek? Aslında inovasyon çarpışmadan ortaya çıkıyor demek. Büyük şirketle startup, büyük şirketle kamu ve startup, böyle üniversitelerle startuplar, üniversitelerle büyük şirketler ne kadar çok çarpışırsa ve birlikte değer yaratmaya odaklanırsa inovasyon oradan çıkıyor. Hep diyoruz eskiden bu işte ilaçlar büyük Ar-Ge binaları içinde üretilirdi, geliştirilirdi. Ama en son yine işte BioNTech Pfizer örneğinde de gördük. Bir şekilde Pfizer artık tek başına kendi Ar-Ge binası içinde yapamıyor bu işi. Çünkü teknolojiler çok hızlı değişmeye başladı. Bunun için de startuplarla işbirlikleri çok kritik hale geldi. Biz de Türkiye'de bu farklı aktörlerle, üniversitelerle ayrı, startuplarla ayrı, büyük şirketlerle ayrı ayrı çalışarak onların stratejilerini, onların teknoloji alanındaki yol haritalarını ayrı ayrı çalışıyoruz. Sonra da onları bir araya getirip birlikte değer yaratmalarını tetiklemeye çalışıyoruz. Bunun için de bir ayakta startup programları yürütüyoruz, startup hızlandırıcı programlarımız var. Bir tarafta da biraz kamu politikasını, teknoloji alanında kamu politikasını şekillendirmeye yönelik büyük şirketlerle, özellikle globallerle ve kamuyla birlikte yürüttüğümüzde think tank danışmanlık faaliyetleri var aslında, projeleri var. Startup konuştuğumuz için böyle startup programlarından çok hızlı bahsedecek olursam böyle 5 tane yürüyen startup hızlandırıcı programımız var aslında. Birincisi en eski program ve bugünün konusu biyoteknoloji startuplarına yönelik biostartup programı yürütüyoruz. Farklı paydaşlarla işbirliği halinde. Bir ayağı Amerika'da, bir ayağı bugün konuştuğumuz mesele. Burada hızlandırıyoruz, sonra global partnerlerle bir araya getirmek için Amerika'ya götürüyoruz. Bu yıl 6. yılı, 7. yılına geçeceğiz artık. Bir tanesi yine sizlerle çokça konuştuğumuz yeşil dönüşüm tarafında. 4. yılında bir yeşil teknoloji programı yürütüyoruz. İzmir'de başlattık, uluslararası hale gelme yolunda gidiyor o da. Tam da az önce konuştuğumuz işbirliği meselesini tetiklemeye çalışıyor. Kurumsal aktörlerle startupları, yeşil teknoloji startuplarını bir araya getirip büyütmeye çalıştığımız bir program. İşte Ford'la bir mobilite çalışan startup, yeşil teknoloji startup'ı bir araya gelip ne yapabilir ilerletmeye çalışıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Kampüsü'nde yeni başlattığımız hızlandırıcı programlar var. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte Sağlık Teknolojileri Odağı'nda. Ve bunun gibi yeni başlayan, daha tematik odaklı şirketlerle yürüttüğümüz startup programları yapıyoruz aslında. Amaç inovasyonun birlikte ortaya çıkmasını sağlamak, onu tetiklemek, hem ayrı ayrı çalışmak hem de birlikte çalışmalarını sağlamak. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel. Hem bilgi verdiniz hem de Redis'i bize biraz olsun tanıtmış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu Bey'e bir şey sormak istiyorum. Biraz önce Selin Hocam'ın ifade ettiği bu BioNTech örneği hakikaten çarpıcı bir örnek. Bu biraz Ar-Ge'nin de aslında yapısını sanki önümüzdeki dönemde değiştirecek ya da şekillendirecek gibi görünüyor. Biz de aslında Türkiye'de bu Covid-19 esnasında özellikle solunum cihazları üzerinde işte medyaya da yansıyan önemli bir takım deneyimler oldu. Bir tanesi çok öne çıktı. Hani Arçelik'in, Aselsan'ın da işin içine girdiği yine bir startupla başlayan bir örneğimiz vardı. Bu tür örnekler bizde ne kadar başarılı oluyor? Siz yakından izliyorsunuz diye soruyorum. Şimdi pek çok proje var. Yani startup dünyasında yine geçtiğimiz bir toplantıda uzman ifade etmişti. Hiç kaybediş yok. Yani bir projenin başarılı olamaması da esasında ciddi bir deneyim katıyor. Hem istihdam sağlıyor hem de oradaki başarısızlık bir başka fikrin ortaya çıkmasını sağlayabiliyor ve orada bir yeniden yeşillenmeye neden oluyor. Şimdi ülkemizde sağlık teknolojilerinde bu o Aselsan, Arçelik ve diğer girişimci arkadaşım, şimdi ismi aklıma gelmedi. Neydi? Ventilatörleri yapan. BioNTech. Eğer böyle bir mecburiyet olmasaydı inanın başarılı olma şansları yok. Evet. Çünkü ne yazık ki sağlıkta ana alıcı devlet. Devlet hem fiyatı belirliyor hem ödeme şartlarını belirliyor. Şimdi herhangi bir sağlık girişimcisi ben devlete satacağım diye bir projeyle ortaya çıkıyorsa kusura bakmasın ben ne de başka yatırımcı onlara yatırım yapmaz. Tıbbi cihaz sanayi 20 aydır ödemesini devletten alamıyor. Evet. Ödemiyor devlet. Ve %90'dan fazla alıcı da devlet. Hatta bu son ekonomik gelişmelerle tıbbi cihaz üreticileri özel hastanelere bile satışlarında tereddüte düşmeye başladılar. Çünkü onların da ekonomik durumunda sıkıntı var. Bu kadar güçlü tek alıcının olması esasında çok bir avantaj olması gerekirken, yani alım garantisi, çünkü zaten alacağı bir ürünü alım garantisi vererek uzun süreli yerli üretim şartlı alım garantileriyle pek çok ürünün yerli üretilmesi, güçlenmesini sağlayabilecekken değer bazlı değil, fiyat bazlı politika buradaki süreçleri zorlaştırıyor. Evet. O çok tekil bir örnek. İşte aşı için pek çok proje desteklenmesi başladı. Bunların bir kısmı ilerledi, bir kısmı kaldı. Ama ben ülkemizde aşı üretmek için çok büyük çaba sarf eden bir ailenin üyesiyim. Bizim yaptığımız çalışmaların hepsi bir şekilde durduruldu. Birden Covid ile beraber Türkiye aşı üretmeli diye ortaya çıktı. Bütün bunları yaptılar. Peki biz bu aşıyı nerede üreteceğiz? Ülkemizde mesela veteriner aşı konusunda gerek kamu gerekse özel sektör çok ileride. İhracat da yapıyorlar ama beşeri aşı üretimi ne yazık ki yok. Neyse çok şükür akıllarına geldi. Bu veteriner aşı üretimi yapan tesisler sonuçta ister hayvan olsun ister insan hepsi canlıya uygulanıyor. Evet. Üretim metodolojisi de aynı. Üretim şartları da aynı. Bu tesislerde inşallah yerli aşı üretilecek aşamasına geldik. Ama bakalım daha süreç ilerliyor. Yani bu tür zorlamalar olmadan biz bunları anlatırken ne yazık ki bu konularda istenen süreç sağlanamadı. Ya devlet tek alıcı olmaktan çıkacak ya da tek alıcı olmanın kuralını ülkeye değer katmak olarak alacak. Şöyle söyleyeyim, Amerika'daki ilaç argesinin finansmanını kim yapıyor? Muhtemelen devlettir. Hayır, siz yapıyorsunuz, ben yapıyorum. Yani Amerika'daki ilaç argesinin finansmanı siz ve ben. Amerika ilaç argesine işte ben öğrenciyken 100 milyon dolarlarla olan rakam şimdi 1 milyar dolarlara kadar çıktı yeni bir ilaç için. Ki bu süreç bir firma tarafından yapılmıyor. Ama nihayetinde ürün ortaya çıktığında Amerikan hazinesi aptal değil. Sanayi üretim maliyeti argesi bittikten sonra 3 dolar 5 dolar olan ilaca 100 dolar ödemeye devam ediyor. Patent süresi boyunca ki ortalama 10 yıl boyunca 100 dolar ödüyor. Biliyorlar, çok iyi biliyorlar maliyet ama Amerika'daki fiyatını 100 dolar olarak tutarak dünyanın tamamında o ürünün fiyatını 100 dolar olarak sabitliyorlar. Ve bütün dünya o ilacı bir şekilde kullanmaya ihtiyacı olduğu için o ilaç için dolar ödememiz gerektiği için Amerika'ya milyarlarca dolar, yani onun Ar-Ge'si için harcanan 1 milyar dolarsa 100 milyarlarca doları biz Amerika'ya tekrar veriyoruz. Amerika hazinesi de o parayı tekrar şirketlerine yeni Ar-Ge'ler yapması için kullanıyor. Evet. Dolayısıyla böyle fiyat bazlı en ucuzunu alalım, en ucuzunu alalım, bir de bunun parasını ödemeyelim politikasıyla ne yazık ki biz hem beyinlerimizi hem teknolojimizi yurt dışına kaptırmaya mecburuz. Mecbur olmamamız lazım ama demek ki her alanda, kamu tarafında da biz ateş etmeden önce bir nişan almayı dikkate almamız gerekir gibi görünüyor. Yani orada da bunlar biraz daha hesaplanıyor. Çünkü Amerika'nın geçen Mariano Mazzucato'nun bir kitabı var, girişimci devlet diye. Orada çok net bir şekilde bunu anlatıyor. Diyor ki zaten Amerika'nın yaptığını yapın, söylediğini sakın yapmayın diyor. Tesla için verilen destekleri özellikle enstitüler üzerinden, bilim enstitüleri, belki Adem Bey o konuya değinmek ister, o tarafıyla ilgili olarak çok ciddi akışlar var. Yani bunlar da aslında devletin büyük ölçüde finanse ettiği kurumlar. Onun için muhtemelen devlettir dedim ama tabii ki haklısınız. Çok teşekkür ediyorum. Sayın İbrahim Elbaşı'na da şunu sormak istiyorum. Yani bilmediğiniz konulardı. Zaten sizin de karşı karşıya kaldığınız ve bunları yönetirken, startuplara yardımcı olurken, onlara destek verirken bu sorularla da muhatap oluyorsunuz. BTM olarak yani bir örnek startupları destekleyen bir kuruluş olarak yani bizim ticarileştirmemiz lazım. Ticarileştirmeden hiçbir şey olmuyor. Ama bununla ilgili şimdi İbrahim Bey'den, Ömer Bey'den dinledik. Zaten biraz da bunu da görmek için de yapıyoruz. Bunu da işitmek için de yapıyoruz. Evet, uzanalım, dünyaya da uzanalım. Türkiye'de hep bu startupların, ben şöyle de bakıyorum, ya bizden uzanan kol olsun da nereye giderse gitsin. Biraz da böyle bir taraf var. Dünya o hale gelmiş. Her şey burada kalsın dediğinizde zaten onun gelişmesini de belki engelli olacaksınız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu ve BTM olarak önümüzdeki dönemde startuplara böyle yeni hazırlıklar var mı? Yeni girişimler var mı? Onları destekleyecek neler yapacaksınız? Türkiye'de tutmaya yönelik. Türkiye'de tutmaya yönelik olabilir ama işte sonuç itibariyle bağlantıların kopmaması gerekir. Ben öyle hissediyorum. Ya şöyle, Hakan Bey, aslında siz de çok takdir edeceksiniz ki girişimciler durumsalcılar. Yani durumlar çok belirleyici ve girişimci dediğimiz bireylerde işin teorik bilgisi tarafında söylüyorum. Bu durumlara göre vaziyet alıyorlar. Bir formül ortaya çıkartıyorlar. Bu formülün en iyi formül olduğunu düşünüyorlar. Ve bunun arkasında durarak hani girişimci işte arzuludur, isteklidir, işte hani sabreder derken o durumlardan bahsediyoruz. Yoksa bir argümana sığınmadan salt böyle bir motivasyonla çıkmaları bekleyemez tabii ki. Doğru. Bu formüle dayanarak hareket ediyorlar. Bu formülün doğru olduğunu varsayıyorlar. Şimdi durumların içerisinde salt ekonomik değişkenler yok. Yani böyle bir tarafı varmış. Özellikle startuplarda hep söylediğimiz bir şey var. Startupların rakipleri birer marka değil. Yani çünkü startuplar ve girişimcileri o markaların eylemlerini veya verilerini, analizlerini çok rahat çekebiliyorlar. Özellikle şu çağda çok rahat bu örtük bilgilere ulaşabiliyorlar. Ve onlar için aslında çok büyük bir şey değil. Yani oradaki karşısında rakip olan market var da işte dedik yani ben de çok sevdim, güvenmeydim. Yani neydi? Ateş etmeden yani şöyle nişan almadan ateş ediyor. Önce ateş ediyor, sonra nişan alıyor. Şimdi böyle bir şey olamaz girişimci. Bizim bahsettiğimiz tarzda bir girişimcilik olayı, yani startup girişimcisi için kesinlikle kabul edilemez bir durum ki dönüşümü sağlamışsınız pekala. Ancak maliyetli olmak zorunda. Yani, o tavsiyeleri soracağım ben. Evet, maliyetli olmak zorunda çünkü bu konvansiyonel yaklaşımlardan buraya dönüş bir maliyet içeriyor. Evet. Ve siz de bu dönüşümü yani sadece bir finansal maliyet değil, burada operasyonel zaman veya işlem maliyetleri de söz konusu. Yani topyekun bir maliyetmiş. Bu iş sıkıntılı bir iş. Yani, doğru. Ama başka türlü de geleceğe gidemiyoruz. Başka türlü durumları sezemiyoruz. Başka türlü durumlara karşı vaziyet alamıyoruz. Durumlardaki değişkenleri okuyamıyoruz. Ve böylece aslında rakiplerimizi güya sözüm olan o markaları anlayamıyoruz. Ama o marka dediğimiz şeyler aslında bizim rakiplerimiz değil. O markalar çok öngörülebilir rakipler. Hatta aslında o markaların bizden alması gereken şeyleri olduğunu düşündüğümüz kısımları var. Hatta şey örneği veriyoruz mesela şu anda belki kızmasınlar bize Polat Tarvız. Anadolu'nun altındayız biz, bağımsız bölümdeyiz. Polat Tarvız işte kaç kat diyebiliriz? 30 kat var mı? 40 kat var mıdır? Vardır herhalde. Vardır herhalde. Bayağı gözüküyor. Yani gözüküyor. Şimdi bir de garaj işletmesi var değil mi bizim bahsettiğimiz şeyler? Yani biz bu iki tane şey söylerken garaj işletmesi deyince sanki küçük bir işletmeden bahsediyoruz zannediyorlar. Halbuki garaj işletmesindeki mantık yani bütün dünya özelliği nedense ben de anlamadım. Ben de halbuki en başta küçüklük aklıma gelmemişti mesela. Hepsinin olması aklıma gelmişti. Yani müşterisi yakında önden geçiyor. Yatırımcısı hemen garajdan çıkıp konuşabiliyor. Hemen feedback alabiliyor. Şimdi bunlar o yüzden bu Polat Tavır'da oturan veya çalışan insanlar işi gücü bırakmışlar. İşte şeyleri, katları yıkıyorlar. Yani katları yıkmaya çalışıyorlar. O tekrar aşağı inmeye çalışıyor. Çünkü müşterinin aldıkları feedback'i ne kadar, nasıl alacaklar, nasıl onları anlayacaklar, o ihtiyaçları nasıl sezecekler. Yani dolayısıyla aslında hani markalar birer rakip değil. Rakip kim? Durumlar. Yine durumlar orada rakip oluyor. Belirsizlikler rakip oluyor. İşte sizin de az önce söylediğiniz gibi. Belirsizlikler bizim burada öne çıkarttığımız şey oluyor. Fakat işte belirsizliklerle durumları bir araya alıp da değerlendirip bir formül içerisine girdiğimiz zaman bir anda o sistem yani şurada üreteceğim, burada hani yapacağım, merkezim orada olacak işte üretim, şurada olacak işte şöbeleşeceğim falan hani coğrafi meseleler falan bir yer kısıt haline geliyor. Yani biz aslında startup mantığı bu kısıttan beslenmeyen, bu kısıtta aslında bir antites sunan bir tarafı var. Evet. Ve hızlı esnek, hani yalın diyoruz ya, niçin yalın diyoruz? Çünkü bunlar da esnek yapılar, hızlı bir şekilde rol alabiliyorlar, vaziyet alabiliyorlar, değişebiliyorlar. Bunun adı yok. Yani Allah su verenleriniz çok olsun dediğim. Çok olsun. İhtiyaç vardı. Evet, ihtiyaç vardı. Teşekkür ederim. Yani dolayısıyla mesele bunun adını koymak değil, mesele nerede öğretmek değil, mesele buna göre vaziyet almak. Evet. Tabii bazı değerler var ki, startup has değerler. Yani şimdi burada bir mikro veya makro milliyetçilik tarzında değil ama bizim değer yaklaşımımız farklı değer sistemlerinden de besleniyor. Yani kültür dediğimiz girişimcilik kültürü aynı zamanda benzer sosyopolitik kültürlerden de veya oradaki yaklaşımlardan da besleniyor. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak bir formüle sahip oluyoruz. O yüzden mesela bu bizim bahsettiğimiz startup meselesi aslında arka planda hiç böyle düşünmediğimiz, konuşmadığımız kapitalizmle ilgisi olmayan, ekonomik terimlerle alakası olmayan şeyleri de içeriyor. Hatta artık şu anda kapitalizm de bunları sesli bir şekilde dilendiriyor. İşte ahlaki meselelerle ilgili, kültürel meselelerle ilgili, paydaş yaklaşımda o stakeholders teorideki sizin ne bileyim farklı meslek kollarındaki veya dezavantaj gruplarla ilgili olan hassasiyetiniz gibi. Yani niçin bunu bir ekonomik terim olarak inceliyor bu konular? Daha önce inceliyor muydu? Tabii ki. Ama şu anda bütün bunların hepsi nümerik veya işte ekonomik bir karşılığı var. Yani o kazan süreçlerin içerisinde bütün bu kültürel, sizin daha aidiyet içerisinde ele aldığınız, hani sözüm ona vatan, millet veya Sakarya'da devam eden o üçlü grubun içerisinde de dahil aldığınız bir tarafı varmış. Yani o değerler silsilesi aslında bizim bu durumlarımızda, formülizasyonumuzda, iş ilişkilerimizde de dahi etkisi olan ve o durumlar tarafında belirleyici olan bir şey. Yani bir formül çıkartıyorsak, salt ekonomik veya finansal formüllerden ziyade ya da sadece akılla ilgili, rasyonel olanlardan da ziyade belki. Bu da öyle ama. Yani şu anda o bahsettiğimiz akıl da hani bizim sürdürebildiğimiz için bizim beslendiğimiz, ekonomik olarak beslendiğimiz şeyler demeye çalışıyoruz. Yani biz bugünü kurtarabiliriz bazı hususlarla ilgili. Ancak yarınla ilgili bir şey yapacaksak, hani bir yatırımımız varsa en büyük, en iyi yatırımımız zaten yıllar boyu, tarih boyunca elde ettiğimiz o hani kültürümüz, değerimiz veya şeylerimiz bunların artık hepsinin ekonomik olarak işleyebildiğimiz. Hatta farklı durumlarda ortaya çıkartılabilecek birer belki metalaştırılabilecek şeyler sunan, unsurlar sunan şeyler. Ve bunlar eskiden çok yavaş veya çok yavaş yapılıyordu veya çok uzun zamanlar alıyordu. Şu an çok hızlıca ilerliyor. Özellikle iş görme biçimlerimizde, örgüt içerisinde tezahürü çok net bir şekilde görüyoruz. Yani durumlar derken startup için durum gerçekten çok kapsayıcı bir formül varsa da bu formülün denklemleri veya formülü oluşturan bütün unsurlar bizim şu anda hayatımız çeviren unsurlar diye söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bilgiler oldu. Adem Bey, müsaade ederseniz ben İbrahim Bey'den ve Ömer Bey'den biraz tavsiye almak istiyorum. Çünkü onlar bir takım maliyetleri ödediler. Belki gelmekte olanlara mutlaka tavsiyeleri olabilir. Onları alalım. Sonra en son size bir genel değerlendirme için sözü bırakayım. Aynen öyle. Teşekkürler öncelikle. Yani dediğiniz gibi önce nişan alıp sonra atış atmak lazım. Biz bunu tersine yapmıştık. Bunu da maliyetini ödedik. Pandemi öncesinde tabii ekonomik şartlar kendi kendimizin melek yatırımcısıydı. Ondan sıkıntı yaşamadığımız için belki iyi gelir modellerimiz olduğu için öyle bir arayışımız da olmadı yani şeyde. Sağlıyorduk yani ona. Projeyi BTM gibi, işte burada şu anda biz BTM'deyiz, Azimad'dayız, Living Loft'tayız, bir sürü, bunun gibi bir sürü yerlerde varız. Bu tür yerlerde önce bir network ağını oluştursunlar. Network ağı. Network evet. Ağı oluşmadıktan sonra o zaman önce sıkıp sonra nişan almak zorunda kalırlar. Yani bunda da tabii herkes, biz şanslıydık belki, ekonomik sıkıntımız yoktu. Diğer firmalarımızda yurt dışı bağlı olduğu için böyle bazı gerçek tam ekonomik şeyde iyi gelirlerimiz vardı. Bunlar sıkıntı yaşamıyorduk yani. Ama günümüze geldiğimizde artık orada tıkanınca BTP gibi yerler bize şey oldu. Kucak açtı. Yani bu konuda özellikle bu gibi yerlerde network ağlarını oluştururlarsa yurt dışı açılımları için de doğru yerde yani bir de şeyde direkt kişilerle değil de BTM gibi kurumlarla görüşmelerini tavsiye ederim. Çünkü kişilerle araya bir sürü insanlar araya giriyor. Sizi şöyle yaparız, böyle yaparız. Özellikle genç startupçılar bu konularda yanılabiliyorlar. O konulara dikkat etsinler yani. Çünkü dışarıdan birini alıp da içine projeyi satabilirler. Biz birçok projemizi örneğin tam pandeminin başladığı döneminde Kalkınma Ajansı'na bir proje gönderdik. Projeyi de geçsinler diye gittik. Bir de Ege Kalkınma Ajansı'na gönderdik. Ege Kalkınma Ajansı'na beraber gönderdiğim arkadaş dedi ki İbrahim abi dedi bu proje çalınır dedi. Nasıl olur dedi. Şehirde 6 ay sonra bizim bir baktık projemiz başkası yaptı. Sağlık Bakanlığı'na sattı. Yani o şekilde. O yüzden projelerini kurumlarla ilgili dikkat ederlerse iyi olur. TÜBİTAK'ta 5-6 tane proje gönderdim. 3 tanesinin başkası tarafından yapıldı. Ama simülasyon projemiz 1507 olarak değerlendirildi. Bu konulara da dikkat edin. Projelerin çalınması konusunda Türkiye'de maalesef burada böyle bir sıkıntı var. Tabii teşekkür, başka gerçeğimiz olabilir. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Ömer Bey'e de aslında aynı soruyu şöyle soracağım. Sıfırdan şimdi başlıyor olsanız ama şu andaki tecrübenizle atacağınız ilk adımlar ne olurdu? Çok zor bir soru çünkü yani çok canım yandı. Çok fazla yani nasıl aşırı risk aldım öyle söyleyeyim. Evet. Çok fazla zaman aldım, çok uğraştım, çok didindim. Bir kere böyle bir kültürü ortaya çıkarmak için yani bilim üzerine bir iş modeli üretmeye çalışıyorsunuz ve yani bu kültürün zaten paydaşlarını ortaya çıkacak insanları bulmak, daha sonrasında onlarla bir araya gelmek bayağı bir zor bir yolculuk oldu benim için. Bir de şey dediniz, multidisipliner evet, ortamdan evet, bahsediyoruz. Evet, evet, evet. Yani o mesela sizce çok önemli mi? Yani ilk önce mesela bakacağınız alanlardan evet. İbrahim Bey dedik ya, network çok önemli. Ya bu işleri kurumlarla yapmak lazım, tuhaf şeyler başımıza gelebiliyor. Evet. Sizin mesela ön plana çıkaracağınız ne olur? Bir yetenek havuzunun olduğu bir yerde mi bu işi yapmak? Çünkü sizin için çok özellikli bir konu. Ya ben yaklaşık tam bir yıl Türkiye'de görüşmek akademisyen kalmadı yani. Hani çok fazla aradım. Hani bir, hakikaten o bilim üzerine işi inşa etmek için o fikrin oluşma sürecinde bile burada hani şey olmadığı için bunun üzerine konuşan ortamlar yok. Hani etkinliklerimizde şey olsa, gidiyor olsak, görüyor olsak, televizyonlarda izliyor olsak, dergilerde okuyor olsak, hani bunun üzerine kültürlerin konuşulduğu, iş modelleri konuşulduğu, başarı hikayeleri konuşulduğu ortamlarda olsa bir fikrimiz olacak ama bizde tabii startup aslında şey olarak bakılıyor hala. İşte 3-5 üniversite öğrencisinin kurduğu böyle işte kuluçka merkezi şirket diye bakılıyor. O yüzden Design for Fast Growing Company aslında hani hızlı büyümeye elverişli bir şirket kültürü olması lazım. Evet, ki yani bu kültürün oluşması gerekiyor. Ben burada çok canım yandı. Yani bu türlü insanlara anlatabilmek, yaptığımız işi anlatabilmek, ya bilimi anlatabilmek için çok canım yandı. Hani ama şu da var tabii, gerçekliği de var. Eğer böyle bir işi burada yapıyorsanız ilk adımınızda burada olmak zorunda, yatırımcınız da burada olmak zorundasınız, ilk ürününüzü de burada satmak zorundasınız. Hani şöyle de bir durum, en azından ben gerçekleştiremedim. Ya biraz da pandemiye denk geldi işte, yani ürünün asmaya çıktığımda 2020'sine denk geldi. Hani doğrudan Amerika'da, doğrudan İngiltere'de hani ben işte yatırımcı çat diye bulayım ya da ürünü hemen satayım diye bir modelde olmadı. Çünkü bir güven sorununu da aşmanız için ilk önce burada belli basamakları da atlamanız gerekiyor. O yüzden de benim en fayda sağladığım şey şu oldu. Yani çok fazla hani insana anlattım. Hani o işte venture'lar, işte ben de zaten işin angel'ıyım. Yani ilk yatırımı ben yaptım burada ama sonraki adımlarda yani çok şey denedim. PR etkili oldu bu arada. Hani özellikle iş dünyasına seslenen işte gazetelerin ve dergilerde belli ölçüde kendimi anlatmış olmamın faydasını gördüm. En sonları zaten kendimi anlatabildiğim insanlar da orada yakaladım. Yani çünkü diğer türlü hani işte bu belli şeyler var, kümeler var. Bu kümelere gidip siz işte sunumlar yapıyorsunuz. Zaten bir elin parmaklarının sayısına geçmeyecek kadar az sayıda hani bu türlü yatırımcılar Türkiye çok fazla bir yeni oluşmaya başlıyor. Genellikle hani bakış açısı şey yani online ticaret, e-ticaret yani daha hızlı paraya dönülebilecek, birazcık daha gündemi takip edebilecek hızlı şeyler, aksiyonlar tercih ediyorlar. Kendiniz ifade edebileceğiniz uzun vadeli vizyoner projeleri ancak nitelikli iş adamlarına da ulaşmanız gerekebiliyor. İş insanlarına ulaşmanız gerekiyor. Ülkemizde var ama yani sonuçta ben de böyle bir yatırım aldım Türkiye'de. Çok da sağ olsunlar, yani çok nitelikli bir yatırımcılar. Yatırım aldım Mayıs ayında. Yani buna ulaşma ama birçok denemem sonrasında PR etkisini çok gördüm. O yüzden ben hani bu daha önce söylenmemiştim, ben de çok duymadım ama ben hani hakikaten iş dünyasının takip ettiği dergilerde, gazetelerde, online platformlarda yaptığınız işi anlatabilirse yani bu türlü uzun vadeli vizyoner projelere iddialı giriş yapmak isteyen girişimciler orada bir fırsat görüyor. Ben o fırsatı burada yakaladım. En azından kendi tecrübemi bu şekilde paylaşabilirim. Vallahi çok teşekkür ederiz. Evet. Lütfen İbrahim Bey, biz daha yeni yeni ısınıyoruz aslında. Konuya da vaktimiz azaldı. Sizlerden de lütfen eğer varsa katkıları gerçekten bekliyoruz. Buyurun İbrahim Bey. Startup'a başlarken bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ameliyatlara girmektir. Çünkü yaptığımız sonuçta bir operasyonlarla ilgili bir şey. Maalesef altyapı uygun değil. Ben bir mühendis olarak bir doktorla birlikte bir ameliyathane, hastanenin ameliyatına girmem yasak. Sağ olsun bazı hocalarımız bunu kırarak biz yani en az 15-20 tane ameliyata girdim biz kendim orada ama bunu kaçak olarak girdik yani bu bilimsel hocalar hakkında işlem yapılacak. O yüzden dünyaya baktığımızda tıp fakülteleri ve mühendislik fakülteleri genelde aynı binadadır. Bir katların tamamen mühendisliğe ayrılmıştır. Bizde bu yok. Hatta Amerika'da İlk önce bir mühendislik eğitimi almadıysan tıp fakültesine kabul edilmesin. Bu yüzden biz bunu YÖK'le bir iki kez tartıştık. Bakan Bey'le tartışma şansımız olmadı ama danışmanlarına ilettik. Yani bu konuda altyapı eğer bir çalışma yapılırsa özellikle tıp fakültelerle, mühendislik fakültelerle en azından bir katını, en azından hiç yoksa yüksek lisans kısmında bir katları oluşturursa o zaman biyoteknoloji altyapısı ve gelişecek çok büyük yani şu anda biz bütün startupların %90'ını İbrahim Bey daha iyi bilir oyunlar üzerinde yapıyoruz işte yeni diğerlerine çıkıyor. O yüzden biz de dünyada baktığında burada çok büyük paralar oynuyoruz. Yani biyoteknolojideki para oyundan en az oyun kadar var. Hatta daha da geçecek. İşte en son pandemi yönünde gösterdi. Pfizer ve BioNTech'in birleşmesi gibi. Bu konuda da devletin bunu ya da Yüksek Öğretim Kurumu'nun bunun altyapısını sağlaması lazım. Evet. Yani ameliyatlara göre, yani Almanya'da mühendis ise her ameliyatta birçok şeyle ameliyatta bir mühendis girer yani. Ameliyata girer yani. Buna imkan tanınmış. İmkana tanınmış. Bizde de yasak. Evet. En büyük sıkıntılardan bir tanesi. Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Var mı yine tekrar bir salona dönüyorum. Buyurun. Israrlı çabalarımız sonuç verdi. Varsa yani. Tamam. Eren'cim yardımcı olduğun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İsim Ersoy Seher. Aynı zamanda BTM'nin iletişimlerinden bir tanesiyim. Tabii şöyle bakacağız olaya. Çok yönlü görmek önemli ama eşit şartlarda bir kere savaşa girmiyoruz. Bir kere bunu bilmek lazım. Çünkü global dünyaya baktığımızda bir kere Türkiye'de hiçbir startup artık yerel olmak için kurulmuyor. Yani bizim bütün amacımız zaten dünya arenasında orada söz sahibi olmak, o geliri buraya getirebilmek. Hatta istihdamımızı burada tutup yeni aslında o kaynakları buraya getirmek ve belki de exit ettiğimizde yatırımımızı yine startupları yapmak üzerine kurgulamış durumdayız zaten. Bizim hedeflerimiz hep bunun üzerine ilerliyor. Böyle şekilleniyor. Aynen. Şeklimiz bu ve hedef de bu aynı şekilde baktığınız ama gerçekten az önce verilen örneklerin çoğu doğru. Yani global arada sadece belki fikir aşamasında bugün burada Türkiye'de konuşulan hatta ikinci tohum yaşayan, hatta ikinci yatırımlarında olan paraları biz aslında daha fikir aşamasında dünyada aldığını görüyoruz. Bu da birazcık anlayış ve kültürün, ekonominin değişmesi çok ilgili. Bugün mesela kur sabit değil, ben dün bir yatırımcıya gönderdiğim teklifle bugün değişti. Dün akşam farklı, sabah başka. Yani bu bile stabilitenin olması sizin büyümeniz önünde çok büyük bir engel. Çünkü global yatırımcıda çünkü çok fazla görüşüyoruz. Bize diyor ki, yani kendi ülkende ne yapıyorsun ve değer olarak ne çıkardın ortaya? Bu değerler eğer dolar karşısında ve euro karşısında çok düşükse o zaten değerleri düşük. Startup da istikrar arıyor. Tabii ki yani. Kesinlikle bizim de orada ihtiyacımız olan şey istikrar. Bir diğer konu, bazı yatırımlar stratejiktir. Orada bir şey beklemezsiniz. Yani bugün şöyle düşünelim, biraz hani şey olsun, hani ütopik değil. Amerika, tüm dünyanın her tarafına kamera yerleşmek ise bunun mahiyetini düşünür müsünüz? Mümkün mü? Değil. Ama bugün Apple'ın tüm cihazları üzerinde kamera var. O yüzden Apple aslında baktığınız zaman bir ürün şirketi değil, bir hardware değil farkındaysanız. Hizmet şirketi. Başka şeylere dönüşebiliyor. O yüzden de startupların bu strateji tarafında ülkeler görmek zorunda ve her ülke zaten kendi startuplarına bazı noktada yatırım yapıyor. Biz bu yatırımların da çok artması gerektiğini düşünüyoruz. Bazen gerçekten hani belli fonların sadece belli şartlarla değil, o ortamın gelişmesi için verilmesi çok değerli. Ben bunların da özellikle konuşulması istiyorum. Yani bu konuda görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Peki. Teşekkür ediyorum. Olur, memnuniyetle. Ersoy Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Mutlu Bey'im, belki bir şeyler söylemek istersiniz bu konuda. Selin Hocam belki saptamalar yapmak ister. Son söz yine sizde Adem Bey. Şimdi tabii beyefendi çok haklı. Evet. Bu bana ulaşan startuplarda da ve gençler artık Türkiye'yi pazar olarak görmüyor. Evet. Hedef bütün dünya. Ve bizim neslimiz için sınırlar vardı. Ama yeni nesil, kendi çocuklarım için de görüyorum. Onlar sınırları tanımıyor. Zaten bilgisayarda bir oyun oynarken en az 3-4 ülkeden İnsanlarla bir araya gelip oynuyorlar ya da takım kuruyorlar. Yani bu basit bir bilgisayar oyununda bile Türkiye'den arkadaşları yok. Yani dünyanın pek çok yerinden insanlarla beraberler. Bizler daha üniversitede yurt dışına çıkmaya başlarken, yani ben şanslı nesillerdim. Bizim çocuklarımız ilkokul çağında artık yurt dışına çıkmaya başladılar. Oraları görmeye başladılar. Yani oradaki de buradaki de aynı. Bir dönem Bilim Sanayi ve Teknoloji Sanayi Bakanlığı'ydı. İsimleri sürekli değişiyor. Bir proje vardı. Hani bütün bu yeni fikirlere bir para verelim. Bunların çoğu tutmayacak biliyoruz ama evet, bir şeyler gelişsin. Sonra ne oldu bilmiyorum. Şimdi melek yatırımcılık açısından bakarsak Anglo-Sakson dünyasında şunu biliyorsunuz, ilk gün, yatırım yaptığınız ilk gün, yatırdığınız 100 liranın 80 lirası batacak. Bu çok hani istatistiksel bir gerçek. Sorun hangi 20'sinin zıplayacağını bilmiyorsunuz. Ama o zıplayan 20 tane sizin yatırdığınız 100 lirayı en az 300 liraya da 400 lira yapıyor. Zaman şeyinde. Şimdi biz Türkiye'de parayı gerçekten çok zor kazandığımız için Bu tür yatırımlara da bireysel yatırımcıların şeyi çok zorlu bir süreç. Çok düşünerek, çok hesap yaparak oluyor. Evet. Ben yurt dışında da bir melek yatırım ağının üyesiyim. Fenex Health Club. Dijital sağlık teknolojileri odaklı bir melek yatırımcı ağı. 8'den fazla ülkeden melek yatırımcılar var. Bizim orada ticket size denen bir projeye yatırım yapacağınız zaman minimum yatıracağınız yatırım 50.000 euro. Yani 50.000 euronun altıyla herhangi bir projeye giremiyorsunuz. Şimdi işte geçen İstanbul'da yaptık bir toplantımızı. İsviçre'den iki genç arkadaş hücre ayrımı ile ilgili bir cihazla geldiler. Daha sadece fikir var, bir prototip var ve biz bunu daha da geliştireceğiz diye istedikleri yatırım tutarı 2,5 milyon euro. Evet. Yani 2,5 milyon euro bizim ülkemiz için büyük bir rakam ama Avrupa ölçeğinde bunu gayet güzel anlatıyorlar ve yatırımcı da bulabiliyorlar. Bize de bu basamak basamak gelecek ama hani yatırımcı da bunu öğrenecek. Evet, ben 100 lira yatıracağım, bunun 80 lirası batacak. Ama dediğim gibi startup dünyasında batma yok. Onların hepsi bir deneyim. Yani bu batan para değil, edinilen deneyim olarak görmek lazım. Para yatırdığınız şirketin iç işlerine karışmayacaksınız. Sadece mentör olarak yönlendirme ve network. Çünkü ben özellikle hani daha genç arkadaşlarda onlar için çok ulaşılmaz ya da problem olan konular yaş ilerledikçe, pozisyon ilerledikçe bir telefona kadar düşüyor. Yani ne bileyim işte bir basınla ilgili bir şey olduğunda ben Selin tanıyorum, Selin sizi tanıyor. 2 telefondan ben genel yayın müdürüne ulaşabiliyorum. Onlar ya nereden diye düşünürken tamam bir soralım ne kadar olay gidiyor. Bu network ağı paradan bazen çok daha değerli oluyor. Yani o çünkü bizim yatırımcımız bir işe para yatırdı, ertesi gün para kazanma olarak düşünüyor. Bu anlayış değiştikçe o aşamaya geleceğiz. Coğrafya kadar. Evet. Ben sorabilir miyim? Tabii. Selin Hocam isterseniz hanımefendinin de sorusunu alalım. Merhaba herkese. Ben de İnce Abaycan Savucu, BTM'nin gelişimcilerinden biriyim. Ersoy Bey'in görüşlerine şöyle bir katkı yapmak istiyorum. Tematik olarak startuplara yaptığımız yatırımların ve verdiğimiz destekleri de tekrar güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Pandemi ortaya çıktıktan sonra biz sağlık sektöründeki girişimlerin, biyoteknoloji girişimlerinin varlığını daha çok duyduk. Öncesinde bizim skolumuzda olan bir şey değildi. Şimdi kaynakların azlığından, sürdürülebilirlikten, yaşam kısıtlarımızdan bahsediyoruz kaynaklar açısından. Bakın görün bir 1,5 sene içerisinde biz bu sahnede belki tarım girişimcilerini görüyor olacağız. Doğru. Ama tematik olarak bazı girişimlere yapılacak yatırımların da stratejik bakış açısının değişmesi gerekiyor. Ben 2 tane girişime sahibim. Bir tanesi 3 yıl önce kurduğum sosyal girişimim. Dünya Ekonomik Forumu'yla, Cambridge Üniversitesi'yle, Cisco'yla, Microsoft'la birlikte genç yetenek yetiştiriyorum. Reskilling ve upskilling kreasyonları yapıyorum. Uluslararası bir oyun kurduk oradan. Bir tarafta burada eğitim ve yetenek teknolojileri üzerine çalışan yeni bir girişimim var. BTP'nin konuşmasıyla çok hızlandık. Kendi teknolojik çözümümüzü kendimiz geliştiriyoruz. Ama bugün bir etkinliğe katılmak söz konusu olduğunda arkadaşlar buradan haber geldi, siz yok musunuz diye bana haber geliyor. Bizim orada standımız olmayacak mı dediğimde şöyle bir yanıt alıyorum hala. Sektör seçtiler İnci Hocam. Eğitim, yetenek, şu, bu çok önde değil de var. Belli bazı sektörlerin ve endüstrilerin startuplarına belli bazı odaklarda kanalize olmak var. Halbuki gelin yeteneği yetiştirmeyelim. İnovasyon değeri ortaya çıkar mı? Biyoteknoloji girişimlerinin değeri ortaya çıkar mı? Aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Belki yaptığımız yatırımların tematik alanlarını da tekrar gözden geçirmemiz gerektiği bir dönemdeyiz. Ben de bunları iletmek istiyorum size. Çok teşekkürler canım. Sağ olun. Selin Hanım'ın. Çok teşekkürler. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Aslında sondan başlayayım. 2 konuda çok önemli. Bu tematik yaklaşım işi gerçekten çok önemli bir şey. Fonlara bakarken de böyle bakmak. Evet son 10 yılda, 15 yılda Türkiye'de girişimcilik ekosistemi gerçekten çok ciddi gelişti, değişti. Ama hala tematik yaklaşım, tematik fon ve tematik hızlandırma tarafında sorun yaşıyoruz. Hala eksiğimiz var. Jenerik bakmak, bütün girişimcileri aynı sepete koymak ve onlara benzer bir yaklaşımla yatırım yapmak, benzer bir yaklaşımla onları hızlandırmayı denemek çok anlamlı bir şey değil. Buradan başarı hikayesi çıkmıyor. Son 10 yılda bunu yaptık. Şimdi sırada gerçekten tematik yaklaşımla, tematik fonlarla hareket etmek var. Biraz önce Mutlu Bey bireysel yatırımcı tarafından baktı. Ben de biraz kurumsal tarafa bakayım. Nasıl daha fazla para akar? Türkiye'den nasıl daha fazla startuplara para akar? Geleneksel şirketlerin, geleneksel sektörlerin startuplara yatırım yapmaya başlaması lazım. İnşaatçının, tekstilcinin, plastikçinin, startupların artık kendi işlerini nasıl dönüştürdüğünün farkında olarak da yatırım yapması lazım. Sadece bir yatırım aracı olarak değil. Çünkü önümüzdeki dönemde en temel mesele, hep konuşuyoruz, sürdürülebilirlik meselesi, yeşil mutabakat, bunların hepsi bizim büyük geleneksel şirketlerimizin gündeminde. Dolayısıyla onların yatırım yapmaya başlaması ve artık şu yaş meselesi de benim çok gündemimde. Startupları, ya çocukları destekleyelim, böyle bir şey değil. Bir hayırseverlik olayı değil yani. Öyle bir şey değil. Ekonominin bileşeni, ilişkili bir bileşeni olarak görmekte o yüzden fayda var. Baştan beri konuşuyoruz. Startuplar geleneksel sektörleri dönüştürüyor, şirketleri dönüştürüyor. Dolayısıyla kendi işlerini dönüştürmek için onlara yatırım yapmaları gerektiğinin farkına varması gerekiyor. Türkiye'deki geleneksel şirketlerin daha büyük paralar nasıl akar? Bence bir yandan böyle akar. Sadece bireysel tarafı değil, kurumsal tarafı da dönüştürerek demiş olduk. Çok çok teşekkür ederim. Lütfen. Ben de aslında birazcık orayı desteklemek için söylüyorum. Ülkemizde fonların büyüklüğüyle ilgili artık bir tartışma yok yani, ama çeşitliliğiyle ilgili bir tartışma var. Bu çeşitlilik zaten sadece en başta biraz daha demografik şeyler üzerinden yoğunlaşmış olsa da şu anda çeşitlilik aradığımız yegane şey ve oluyordu şu anda. Hatta Türkiye'deki, gerçi bana söz verdi bir arkadaşım ama çok ilginç böyle çeşitlilikte fonlar ortaya çıkacak. Günümüz kapsamları, sektör demiyoruz artık biliyorsunuz, startuplar için sektörden ziyade bir kapsam belirtiyoruz. Kapsamda teknolojinin muhatabıyla veya dolaylı veya direkt ilişkide olduğu alanlarla ilgili olarak şey yapıyoruz. Bu açıdan hani o çeşitlilik mutlaka çok rahat sağlanacak, sağlanıyor. Bir eksik olarak şey söyleyeyim, yatırım da yapılıyor ama mesela bir eksik, hani bir eksik illa söyleyeceksek ekosistemde, ki bence çok bariz bir eksiklik, o da bu işte kurumların girişimde sermayesi oluşturmaları veya kurumların yatırım yapma noktasında çok büyük bir eksiği var. Hakan Bey şöyle söyleyeyim, bu ekosistem az önce Ersoy'un da söylediği gibi, niçin adlı ekosistem? Çünkü kendi kendini organik bir şekilde destekleyen, besleyen bir yapısı var. Olmak zorunda. Eğer yoksa bu ahenk bozuluyor. Yani siz çok güzel fonlar yapın, çok çeşitli fonlar oluşturun, startuplarınız çok kaliteli olsun, çok ciddi devlet kurumları desteklesin, ama bir tarafta bir eksik varsa o ekosistemde bir bozukluk oluyor ve ekosistem dediğimiz için bunun adına o bozukluk diğer tarafa böyle toksik etkiyle yavaş yavaş onları zehirliyor veya yok ediyor. Dolayısıyla hepsinin bir, yani bizim için daha önemli olan şey şu, yatırımın artması, girişimin artması değil de bunların böyle bir diyalektikle, belli bir oranda, belli ahenklerle çalışması, belli oranlarda gitmesi. Şu an hiçbir seviyesinin olmaması neredeyse tabii var da, yani kurumsal girişim sermayesinin olmaması veya bununla ilişkin bir inisiyatifin, yani ufak da olsa barındırılmaması mesela büyük bir eksiklik. Şimdi biz de mesela buraya ağırlık veriyoruz değil mi? Yani sadece tohumun güzel filizlenmesi için sürekli sulamanın da fazla bir anlamı yok. Gerekli ısı, gerekli nem, değil mi? Hepsi ışık, hepsinin birden olması lazım ekosistemin tamamlanması için. Bir dakikalık bir şey. Mutlu Bey ne demek lütfen? Teşekkür ederim. İbrahim Bey güzel bir konuya değindi. Girişim sermaye yatırım fonları. Şimdi artık burada özellikle startup şirketlere yatırım yapmak üzere kurulmuş ve kurulacak yeni fonlar var. İşte biz fon bulucu girişim sermaye yatırım fonunu oluşturduk. Ben tek tek şirketlerle uğraşmak istemiyorum. Bir vaktim yok, inceleyemiyorum. Ama fonlara, startup girişimlere yatırım yapan bir fon kurduk ve yatırım yapmaya başladık. Hatta bu fona Ankara Kalkınma Ajansı ve Hacettepe Teknokent'te eş yatırım yapıyor. Yani bizim yatırım yapmaya karar verdiğimiz startuplara Ankara Kalkınma Ajansı 50.000 lirayla Hacettepe Teknokent'te projeye göre değişecek rakamlarda yatırım yapma taahhüdü verdik ve ilkini pazartesi günü başlattık. Dün toplantıda İstanbul Teknopark açıkladı. 250 milyon lira sermayenin bir yine girişim sermaye fonu oluşturuyorlar. Özel şirketlerin kurduğu çeşitli fonlar da var. Ve bu fonlar startuplara daha çok paranın akmasını sağlayacaktır. Peki. Ben şöyle de bir şey sorabilir miyim? Yani biraz önce yani bu fonlarla ilgili olarak acaba fonlar da biraz hem İnci hocamın söylediği hem Selin hocamın söylediği tematik yaklaşma meselesiyle birlikte hareket edebilir mi önümüzdeki dönemde? Siz dediniz ya, yani ben onu şuna benzettim. Yani bir başarısızlık da olsa o da bir seviye aslında. Yani samanlıkta iğne arıyoruz burada ama samanlığın belli bir bölümünü aradık. Diyelim ki tarımla ilgili bir konu. Orasını aradıysak bu da bizim için bir kazanç. Bir başka tarafına bakmak için imkan. Böyle yönlendirmeler yapıp oralardan daha başarılı işler çıkarma imkanı olur mu? Yoksa bu işin doğasına aykırı mı? Yani biraz yönlendirme tematik olarak belli bir alanda yapılsa onlar tarafından bunun da bir yardımcı olur mu bir şey? Birinci cevap kesinlikle olur. İkincisi mümkün değil. Mümkün değil. Yani bizim coğrafyamızda, bizim insanımız için tematik bir şey bence mümkün değil. Çünkü biz göçebe toplumuz. Yani biz niye ticarette, savaşta başarılıydık? Çok dinamiyiz, çok aktifiz. Değişen koşullara çok hızlı adapte olabiliyoruz. Yani tematik bir yapıyı oluşturduğunuz o zaman bir 10 yıllık politikanız olacak onunla ilgili. Yani bizde uzun vade dediğimiz bilemediğiniz 6 ay. Yani siz böyle bir tematik yapıyı kurabilirsiniz. Teoride inanıyorum evet olur. Ama bunu destekleyecek ekosistem ve politika 10 sene boyunca bunu gerçekten destekleyebilir mi? Olmalı ama benim geçmiş deneyimlerim ve gelecek beklentilerim içinde bu mümkün değil. Sonuçta biz deniz yıldızlarına şey yapıyoruz. Bir tanesini kurtarıyoruz. O büyüyor. Böyle bir politika yapacak bizde ortak okul olduğuna ben ne yazık ki inanmıyorum. Hayır, şarap olsun topraklardan çıktı dediniz ya. Yani şarap çünkü o bir süreç o. Böyle bir kere de yoğurt yapmak gibi değil sadece ya da turşu kurmanın ötesinde bir sabır ve bir know-how istiyor. Onun için belki diye söyledim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Adem Bey, evet. Buyurun. Bir toparlama. Ne düşünüyorsunuz? Biraz mikrofonu ben çok şey öğreniyorum dediğim gibi. Bu sektörde yaptığımız toplantılarda ben 2 saat, 3 saat konuştuktan dinledikten sonra 2-3 aylık bir eğitim almış gibi öğrendim. O diğer sektörlerde böyle değil. Hocalarımızın da söylediği gibi yani Türkiye'nin önünü açacak sektör ya da halihazırda çok kötü bir yıl yaşıyoruz. 3 ay öncesi itibariyle startup sektörü 1 milyar dolardan fazla yabancı yatırım almış. Yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Türkiye'de. Tabii kesinlikle. Yani hatta bazı alanlarda ya da bazı dikeylerde dünyanın önünde gelen merkezlerinden bir tanesi. Böyle birkaç tanesi listelere de girdi yani. Önemli oldu. Evet, yani özellikle oyun sektöründe, lojistik sektöründe falan çok iyi girişimcilerimiz var. Şunu katılmamak lazım. Yani biz savaşı geride başlıyoruz diye düşünmemek lazım. Savaşlar genellikle zaten işsizlik halinde ortaya çıkıyor. Şirketler arası savaş pek fazla olmuyor. Yani büyük bir savaş olduğu zaman mutlaka birisi diğer taraftan üstün olduğunu düşündüğü için ona sallanmaya başlıyor. Ama şu var ya, böyle bilgi kullanılan sektörlerde herkes eşit gibi. Yani işte belki 100 yıllık, 200 yıllık firmalara siz işte 10 yıllık bir BioNTech olarak o eşit şartlarda ortak olabiliyorsunuz. Müthiş bir şey. Bu eskiden yoktu. Evet. Yani evet. Bu eskiden yoktu. Bu alanlarda var. Yani yeni görmeye başladığımız bir oldu. O da işte bilginin ticarileşmesi ya da bilginin üretim faktörü haline gelmesiyle başlayan bir şey. Çok çok şanslı yeni nesiller. Tanrı da gayet adaletli davranıyor. Yani IQ'yu jenerasyonlar arasında eşit dağıtıyor. Yani bir şey söyleyeyim. Evet. BioNTech'in kurucuları Türkiye'de mesela aynı şey gerçekleştirmek istiyor. Yani ayrı bir panel konusu yapalım bunları. Gerçekten onlar neden oraya gittiklerini de aslında açıklamasını önce bulursak her şeyi çözebiliriz aslında. Evet. Şimdi evet. Ben daha bir güzel bir örnek veriyorum buna. İşte bir dönem Türk futbol milli takımı dünya üçüncüsü olmuştu. İşte o dönemlere bir baktığımızda Almanya'daki 2,5 milyon gurbetçinin Türkiye'deki 80 milyon ana vatan evladından daha fazla futbolcu ürettiğini gördük yani ve oradan milli takımın yarısı Almanya'dan geliyordu. Yani bazı şeyler Türkiye'de, bazı şeyler önem verilmiyor. Ya Avrupa bazı şeyleri daha iyi yapıyor. İşte orada tabii planların çok uzun vadeli yapılmasıyla da alakalı bir şey. Ama sizler için şöyle bir şey var. Şimdi sizler Selin Hanım'ın da tavsiyesi, bizim gördüğümüz de o. Bir kuluçka merkezi aşamasında ikinci bir kuluçka merkezinizi bizim bölgemizde kurabilirsiniz. Normalde hani hep böyle vize sorunu, oturma müsaadesi sorunundan bahsedilir ya, mühendisler için öyle bir problem de yok. Yani onu hemen veriyorlar, oturma müsaadesini. Kaldık ki yani Almanya'nın başına ne gelebilir ki? Siz oraya gidersiniz, firmanız batar, başka bir şirkette işe başlarsınız. Kaldı ki zaten orada gittikten sonra, battıktan sonra o tecrübeyle siz ikinci firmanızı da kurarsınız. Müthiş iş fikirleri, yani o ekosistemin içerisinde muhtemelen daha verimli iş fikirlerine de sahip olabilirsiniz. Yani artık benim epey uzun sürede bir geçmişim de var bu alanlarda. Almanya'yı da tanıyorum. Yani ben Almanya'da işsizliğin tavan yaptığı dönemlerde bile hep 30-40 bin mühendis açığı olmuştur Almanya'da. Şimdi herhalde bu 100 binlerdedir. Almanya'nın hep mühendis açığı vardır. Bu mühendislerin iyileri de gidip böyle ya işte bana senede 80 bin euro ver ben sende çalışayım demiyor. Onlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, startup kuruyorlar, firmaları kuruyorlar. Yani mühendis açığını kapatmanın en güzel yolu Alman firmaları içinde o mühendislik firmalarıyla iş ortaklığı yapmak. Baktığımız zaman zaten sektörel dağılımları, işte bizim bölgemiz, Almanya özellikle bizim bölgemiz, sanayinin en yoğun olduğu alan, orada bile gayri safi yurt içi hasılasında eyaleti sanayi %24'lerde, %76'sı hizmet sektörü. Ama onu da açtığınız zaman sanayiye hizmet satan firmalar bunlar. Yani sanayinin dışında değiller, az söz yapmışlar, pasta paylaşılmış. Buradaki gibi böyle olumsuz hikayeler pek fazla rastlamayacaksınız. Yani şimdi isim veremiyorum ama işte dizel motoru yapan bir tane firma var. Tüm dizel üreten araçlar o firmanın müşterileri. Yani adam, yani işte BMW ya da Mercedes aynı firmanın müşterisi olabiliyor. Benim fikrim o nasıl monte eder diye düşünmüyor. Yani fikriyatlar korunması konusunda, işte bu hakların sonra icra edilmesi konusunda, mahkemeler konusunda filan gayet hızlı çalışan bir sistem var. Yani bundan yararlanmak gerekir. Yani bir şirket kurup, şirket kurduğunuz zaman işte o şirketinizin müdürü olduğunuz zaman illa Almanya'ya yapacaksınız diye bir sorun da problem de yok. Yani sizin şirketiniz orada bir co-working center'da yerini alabilir. İbrahim Bey'in bahsettiği gibi İstanbul'da 3-4 merkezde nasıl varsalar o merkezlerden bir tanesini şimdi Kuzey Ren Vestfalya'da da bir merkez eklenecek inşallah. Ve oradan o bağlantılar da oradan sağlanacak. Artık pek çok önemli toplantıyı Zoom'larla yapıyoruz, videolarla yapıyoruz. Siz onu yaptığınız anda o ekosistem de size bir rol isteyecektir. Yani bir noktalara getirecektir. Biz elimizden geleni yaparız. Yani bir baktığımda mesela Düsseldorf İnovasyon ve Teknoloji Merkezi var. Bu merkezin içerisinde bir Life Science Center da var. Yine buradaki BTM'ye benzer bir şekilde mekanlar sunuyorlar. Bürolar sunuyorlar. Hatta S2 standartlı laboratuvarları varmış. Yani orada kendinizde yapabilirsiniz, laboratuvarda kullanabilirsiniz. Yine bir yol kampüs köyüm var, saatçi hakkında göre. Evet. Bir şekilde öğrendiklerimiz bunlar. Evet. Yok, belki sohbete, hani vaktimizi doldurduk, biraz da açtık. Belki sohbete dışarıda da devam edebiliriz. Tamam. Sorular olabilir, özel sorular sizlere. En azından vakti olanlar açısından size yanıtlamak istersiniz diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir panel oldu. Umuyorum bizi izleyenler de hem salonda hem de video konferans ortamında online olarak izleyenler de o keyfi ve verimliliği hissetmişlerdir. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim sizlere de ve bizi online olarak izleyenlere de sağlıklı günler diliyorum, başarılar diliyorum. Umuyorum her şey startuplarla önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacak. Öyle inanıyoruz. O umudu aslında BTM'nin videosunda da biraz daha başlangıçta da aldık diye ama konuşmalarla da bunu pekiştirmiş olduk. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun.